KRT ekranlarından iyi akşamlar diliyoruz. Stüdyo Ankara, 3 kadın gazetecinin hazırladığı Stüdyo Ankara programı yine KRT ekranlarında. Yıldız Yazıcıoğlu, Nergis Demirkaya ve ben Zeynep Gürcanlı. Çok özel bir konuğu ağırlıyoruz bu akşam. Liderler serimize devam ediyoruz. Bu akşamki konuğumuz da Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Teşekkür ediyorum. Yoğun programımızdan zaman ayırdığınız için biz teşekkür ediyoruz efendim. Estağfurullah, sağ olun. Tabii ilk soru, 3 kadın gazeteci girerken de söyledim. Elbette soracağım soruyu tahmin edersiniz. Evet, evet. İstanbul Sözleşmesi'ni. Çünkü biliyoruz ki sizin partiniz de bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma konusunda biraz daha olumlu bir tepki verdi. Evet. Hükümetle o konuda paralel bir çizgi izledi. Efendim biraz açar mısınız? Neden karşıydınız buna? Şimdi biz İstanbul Sözleşmesi'ni isminin başka gerçekleri üstünü örtmek için kullanıldığı kanaatindeyiz. Bir defa onu açıkça söyleyeyim. Kadına şiddeti önleme. Bizim kadına şiddeti tasvip etmemiz mümkün değil. Kadına şiddeti önleme konusunda alınacak bütün tedbirlere de ihtiyacımız olduğu kanaatindeyiz. Çünkü kadına şiddet sadece ülkemizde değil, bütün dünyada bir problem, ama bizim ülkemizde son zamanlarda ciddi bir artışla gösterdi. Bu anlaşmanın imzalanmasından bugüne kadar da, yani neredeyse verilen rakamlar doğruysa 10 misli artış oldu. Tabii bazıları şöyle söylüyorlar. Eskiden bu istatistikler tutulmadığı için belki bu 10 misli artış gerçek değildir, daha az seviyededir, ama artış olduğu kesin, önleyemediği kesin. Ben İstanbul Sözleşmesi'ni ilk okuduğum zaman baştan sona kadar hiçbir şey anlamadım. Ya bunda itiraz edilecek ne var ki gibi bir kanaat doğdu bende. Ama sonra bazı mefhumların yeni olarak oraya dahil edildiğini görünce, ya bu ne manaya geliyor? Kimliksizlik adeta ortaya konuluyor. Yani doğaya karşı bir mücadele ortaya konuluyor. Kadını kadın olarak görmek, kadına gösterilecek en büyük saygıdır başlangıçta. Yok, kadın kadın değildir. Niye kadın değildir? Kadın kadındır. Kadın olarak ona eğer bir statü verilecekse kadın olarak verilmeli. O kimlik onun bir erkek nasıl erkekse kadın da kadındır. Kadın kadınlığını muhafaza ederek erkekle aynı şartlarda muamele edilmeli. Bu başka bir şey. Yani birisinin birisine tahakkümü olmamalı. İşte detaya girildiği zaman orada şunu gördük biz. Ya aile tahrip ediliyor. Aile mefhumu ortadan kaldırılıyor. Ya aile toplumun çekirdeği. Toplumun çekirdeğini muhafaza edemezseniz, aile ortadan kalkarsa, affedersiniz, hayvanlar alemi gibi bir alem doğar. Çünkü Cenab-ı Hak insanı kadın ve erkek olarak yaratmış. Tabiatta da bu var. Dişiler var, erkekler var. Siz bunlar birbirine eşit olsun diye birisinin kimliğini ortadan kaldıramazsınız. Kadın kimliğini kaldıralım, erkek kimliğini kaldıralım diyemezsiniz, dememelisiniz de. Herkes kendi kimliğini muhafaza ederek bu toplumda bir yere sahip olmalı. Bu yerde başkasının duğununda, altında olmamalı. Yani siz fiili eşitlik, hukuki eşitlikten hiçbir şekilde taviz vermiyorsunuz. Taviz vermemek gerekir kanaatindeyiz. Ancak onun için biz şunu söyledik. Bu toplumda yanlış bir anlamaya sebep vereceği için, özellikle bizim bu konudaki tavrımız, onun olmaması için ben ısrarla 2 konu üzerinde durdum hep. Bir, biz süratle kadına şiddeti önleyebilmek için yeniden bir çalışma yapalım. Bugüne kadar yapılan çalışmalar şiddeti önleyemedi. Çünkü bu iş kanunla, ya bu kötü bir harekettir. Kadına karşı şiddet uygulayan cezalandırılmalıdır. İsterseniz idam edildiğin değişmiyor ki. Bunun eğitim tarafı var, sosyal tarafı, psikolojik tarafı var. Toplumda kadına karşı oluşturulan yerine göre bir aşağılayıcı taraf var. Bunun giderilmesi icap ediyor. Erkeğe verilen yerine göre baskı yaptığında haklılık tarafı var dönüyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. O zaman bu işi topyekün ele almak gerekiyor bir proje olarak ve kadına şiddeti ortadan kaldırmak için hukuki tedbirler dahil sosyolojik, psikolojik her türlü tedbiri almaya ihtiyaç var. Bir, bunu söyledik. İki, ailenin korunması için de bizim mutlaka bir takım çalışmalara ihtiyacımız var. Yani aile toplumun çekirdeği. Aile ortadan kalkarsa toplum dejenere olur. Çocukların nasıl yetiştireceği bile kaybolur. Bize eskiden komünizm denirdi. Komünizm deyince Rusya. Rusya dediğin zaman çocuklar devletin yönetiminde anasından babasından koparılmış. Siz o çocuğu eğitemezsiniz ki. Annenin şefkatini görmemişse bir çocuk, şefkatle mahrum yetişen çocuk vahşi olur. Şimdi bunların hepsi, daha fazlasını aslında tartışmak da isterim ama tamam. Şimdi siyasi boyutuyla yürüyen de bir tartışma var. Sayın Oğuzhan Asiltürk'le yapılan görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk de dedi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kendisine bunun kaldırılacağının ifade edildiğini. Şimdi sonrasında da şöyle yorumlar yapıldı. Bizler de yaptık bu yorumları. Biraz muhafazakar, kendi tabanındaki muhafazakar kesime biraz mesaj vermek, hatta Saadet'e mesaj vermek, Saadet Partisi'ne hediye ya da. Şimdi bu ittifak tartışmalarıyla birlikte gidiyor. Evet. Tam sizin vurgu yaptığınız aile konusu da Cumhurbaşkanı'nın o manifesto diye daha önceden duyurduğu o konuşmanın ana ekseniydi. Siz bu yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Size bir mesaj mıydı bu açıdan bu? Ya, Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir mesaj vermeye çalışıyor olabilir. Böyle miydi peki sizce? Ben yani öyle de değildir dememin bir faydası yok. Onu mutlaka kastetmiştir. Kendisi bizim tabanımıza yönelik bir mesaj verme ihtiyacını duyuyor. Ki İstanbul İl Başkanı'yla da başlayabiliriz. Tabii, duyuyor bunu. Ama ben bunların hiçbir tanesini tatminkar bulmuyorum. Şundan dolayı. Asıl olan, efendim biz kanunları düzelteceğiz. Kanunlara yeni hükümler koyacağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Anayasayı değiştireceğiz. Bunların hiçbir tanesinin benim kanaatime göre ciddiye alınır tarafı kalmadı. Neden? Siz kanunu koyuyorsunuz. Sonra da o kanuna uymuyorsunuz. Bugün anayasa var mı? Var. Anayasa bütün yargı organlarını bağlar mı? Bağlar. Meclisi bağlar mı? Bağlar. Uygulayıcıları bağlar mı? Bağlar. Bağlıyor mu şimdi? Yok. Yok. Doğru söylüyorsunuz. İktidarın hoşuna gitmediği zaman Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara uymayan mahkeme başkanını terfi ettiriyor. O zaman siz kanunlarda değişiklik yapsanız neye yarar? Hiçbir şeye yaramaz. Peki bizim beklediğimiz ne? Zihniyet değişikliği. İktidarda, Türkiye'de bir zihniyet değişikliği olmazsa Türkiye düzgün bir yönetime kavuşamaz. Kanunlarla olmuyor, yetmiyor. Kanun işaretleri vermiyor mu peki İstanbul İl Başkanı manifestodaki sözler? Ben şimdi İstanbul İl Başkanı. Tamam. Ne gördük? İstanbul İl Başkanı benim iyi tanıdığım bir arkadaş. Bizim il başkanlığımızı yapmış, genel başkanlığımızı geçmişte. Ne dedi kendisinden önceki il başkanı AK Parti'nin? Bir gün önce üye yaptım dedi. O güne kadar üye bile olmamış. Bu ne demektir? Bizim tabanımıza güya bir mesaj vermek ama ben bunu bir parti olarak alırsam hop derim orada, ya sen benim tabanıma oymaya kalkıyorsun. Yani bir de o yönü var. Tabii ben onu müsbet bir yaklaşım olarak görmem. Yani bu adımla eğer AK Parti Saadet Partisi'nin tabanını etkilemek istiyorsa bu bize karşı yapılan bir hamledir. Bizi yanına çekmek için yapılan bir hamle değil. Yanına çekilmek isteniyorsa bizim söylediğimiz prensipler ortada. Biz doğrudan doğruya prensipler üzerinden politika belirleyen bir siyasi partiyiz. İstanbul Sözleşmesi'nin hediye olması dolayısıyla Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na çekmemiş görünüyor. Cumhur İttifakı'nda olabilmek konusunda size farklı aracılarla farklı mesajlar geldi mi? Yani sizin, yok, şu ana kadar bunu söylemek mümkün değil. Yani şunu ben ifade etmek istiyorum. Şimdi Oğuzhan Bey'i, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti çok abartıldı. Ben de şöyle, şu kanaatteyim. Yani aslında Türkiye'de biz siyasetin yumuşamasını, ortamın normalleşmesini istiyorsak ilk yapacağımız iş partilerin birbirleriyle konuşabilmelerini sağlamaktır. Hakaretten vazgeçeceğiz, birbirimizi ithamdan vazgeçeceğiz, birbirimize karşı aynı fikirleri benimsemesek bile saygılı davranacağız. Hakaret etmiyor. Söze başlarken bu hainlerle oturulmaz. Ben seninle nasıl konuşayım? Baştan hain dersin. Daha baştan hain dediğiniz takdirde, iftiralarda bulunduğunuz takdirde nasıl olacak da biz bir araya geleceğiz? Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir muhalefet partisinin önde gelen ismini Sayın Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi müsbet bir adım olarak biz gördük. Ben bunu hiçbir zaman garipsemedim. Orada peki partinizi de, yani siz burada lider olarak, genel başkan olarak var iken parti içerisinde bir bölme hareketi, Saadet'ten bir parçayı koparma hareketi olarak hissettiniz mi? Yani şimdi bugünkü siyasetin içinde bunların hepsi akla gelebilir. Ama bu beni bağlamaz. Ben buna göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın göstermiş olduğu bir nezaketi, ya sen art niyetli olarak bunu yapıyorsun, onun için bu ziyaretini de hoş karşılamadım gibi bir tavrın içine girmem. Çünkü bu ziyaretin bu yönüyle yapılması Türk siyasetinin yumuşamasına fayda sağlar kanaatini taşıyorum. Sadece bize karşı değil, diğer partilere de aynı şekilde bir mesaj gönderilmeli, verilmeli kanaatindeyim. Ama dediğim gibi bu meseleleri düzeltmez ki. Çünkü şu anda bizim içine sürüklendiğimiz problem 18 yılı geçkin bir süre bir partinin iktidarda kalabilmesi. İktidarda kalan bu partinin de artık burayı bırakmak istememesi. Bu bizatihi ciddi bir problem. Onun için ben fazla bu noktalarda kendi fikrimi söyleyeceğime Sayın Tayyip Erdoğan'ın 2002 ve 2003 yıllarında bu konuyla ilgili yaptığı konuşmaları biraz sıkça ekrana getirmekte fayda var. 8 seneye geçmemeli. Tabii. Tedbirler şöyle alınmalı. 3 dönem var. Ne oldu bunlar? Onun için biz bu muhalefeti şimdi yapacağımıza bırakalım, bu muhalefeti Tayyip Bey'in kendisi yapmış olsun. Onun için ben özellikle basın mensuplarından da bunu istirham ediyorum. Lütfen ara ara Tayyip Bey'in o dönem yapmış olduğu hukukla ilgili, hukukun üstünlüğüyle ilgili, siyasetteki tutumla ilgili, sürelerle ilgili konuları kendi ağzından ekrana taşıyın. Herkes bunu görsün. Sayın Cumhurbaşkanı bu iktidarın ilk günlerinde genelde seçilmişlere çok vurgu yapıyordu. Evet. Buradan meclise geleceğim. Yani meclis şu anda milli iradenin en üst seviyesi, seçilmişlerden oluşan bir meclis. Tabii. Fakat biz yani geçen hafta şunu gördük. Anayasa kurallarına rağmen, meclis iş tüzüğüne rağmen, her şeye rağmen meclisin işleyişinde bile canları istemedi diye ya da istedikleri olmadı diye farklı yöntemlere başvurur oldular. Ne diyorsunuz bu konuda? Artık meclis bile işlerliğini mi kaybetti? Meclis bile, bilesi çok bana göre. Meclis işlevlerini kaybetti. Meclisin bir hükmü kalmadı. Türk tipi, şimdi dikkat edin, dünyada ilk defa diyor, Türk tipi bir başkanlık sistemi. Peki bir diktatörlüğü tarif etseydiniz başka nasıl tarif ederdiniz? Bir dikta rejimini tarif etseydiniz. İşte meclis yok, hukuk yok. Yani meclis denetleyemiyor. bütçeyi yapamıyor, bütçenin üzerinde etkili olamıyor, bakanları sorguya çekemiyor. Cumhurbaşkanı hala o layüksel, zaten onu sorguya çekme imkanı yok. Soru önergesi dahi. Soru önergelerinin bir kıymeti yok, verseniz vermeseniz ne manaya geliyor. Meclis Türkiye'de yani varlığı etkisi olmayan ama varlığı olan bir yapı. Hiçbir etkisi yok siyaset üzerinde. Hele de çoğunluğu yoksa. Çoğunluk olsaydı bir dereceye kadar bazı noktalarda belki zorlanabilirdi. Ama meclis o noktaya geldiği zaman Sayın Bahçeli'nin sözü ne oldu? Yani bu Anayasa Mahkemesi de çok ileriye gitti. Kapatalım gitsin. Yani bir noktaya geldikten sonra ya meclis de amma iş ha. Zorluyor bizi. Ayak bağı olmaya başladı. Kapatın gitsin. Orada tabii demeyeceklerine malum. Bahçeli herhalde onu istemez efendim, yani çünkü onun gücü bir noktada mecliste AK Parti'ye çoğunluğu veren siyasi parti konumunda MHP. Dediğiniz doğru. Onun için iki arada bir deredeler. Söyledikleri ister istemez tenakuzla dolu. Olmaması mümkün değil. Çünkü siz bir taraftan demokrasiden bahsedeceksiniz. Bir taraftan çoğulcu demokrasiden bahsedeceksiniz. Meclisten bahsedeceksiniz. Bir taraftan başkanlıktan bahsedeceksiniz. Bu ikisini nasıl meczedeceğiz diyeceksiniz. Anayasanız var, uymayacaksınız. Uymadığınız zaman bunun bir müeyyidesi var mı? Bunu kimse konuşamayacak. Biz şimdi Türkiye'de hakikaten çok farklı bir ortamda yaşıyoruz. Evet, biraz önce aile için şunu söylemiştiniz. Aile olmazsa işte bir böyle hayvanlar alemi gibi bir alem olur. Şimdi de bizim anayasamız yok. Yani siyasi açıdan aslında belki de biraz kaos içinde miyiz? Tam manasıyla. Yani aslında yeri geldiği zaman bu çıkıyor. Meydana çıkıyor. Yeri gelmeden önce kimse bunun ne manaya geldiğini, meclisin gücünün bu kadar zayıflatılmasının ne manaya geldiğini hadiseler çıkmadan önce tahmin ediyorduk sadece. Hadiseler çıkmaya başlayınca müşahhas olarak önümüze konulmaya başlandı. Yani anayasanın demek ki bir noktaya kadar hükmü var, bir noktadan sonra anayasanın hükmü yok. Biz siz aslında 16 Nisan referandum sürecinde ondan sonra yakın takibi aldık. Evet. Oradaki çıkışınızla birlikte bugün de hala işte bir çarpan etkiniz var. Muhalefet de, iktidarda bu anlamda hani peşinizde diyeyim, ittifak kurma çabası içerisinde diyelim. Evet. Bir çarpan etkisi dolayısıyla. O dönem ama biraz arada deredeydiniz. Hani başkanlık da olabilir diyordunuz. Denge, denetleme işte imkanları yaratıldıktan sonra. Ama siz işte bu 2,5 yılda o günden bu yana bir sistemin işleyişini gördünüz. Şimdi ağır dilde eleştiriyorsunuz. Evet. Bugün herkes parlamenter sistem diyor. Onu tartışıyor. Siz burada kendinizi artık orada tarif ediyor musunuz bu sistem konusunda? Tabii. Ve bu yeni anayasa çağrılarına, hani işte anayasa tartışması demek cidden. Bugün Meclis Başkanı da en son açıklamasında öyle diyor. İşte anayasa tartışması, buyurun gelin. Bu tartışmaya katılacak mısınız o açıdan? Şimdi tabii onlar bu tartışmaları mecliste yapacaklar. Bizim milletvekilliğimiz var bir tane. Davet ederlerse mutlaka gider. Bizim anayasada beklediğimiz açık, çok net. Muhalefet de bu noktada hemen hemen ittifak halinde gibi. Bizim geçmişte başkanlık sistemine bizim bir itirazımız yok. Yeter ki denetleme mekanizmaları iyi kurulmuş olsun dememizin bir sebebi vardı. Yani hükümetler hakikaten istikrarlı olmuyordu Türkiye'de. Parlamentoda hükümetler kuruluyor. Sonra bir partinin çoğunluğu yoksa sonra yıkılıyor. Yeni hükümetin kurulması bayağı zaman alabiliyor. Bundan dolayı da istikrar bozuluyordu. Zaten başkanlık sistemine geçerken en ciddi argüman buydu. Şimdi ise biraz daha farklı bir noktaya geldik. Ancak gördüğümüz şu, yani bir dikta yönetimine Türkiye'nin hiçbir zaman meyletmemesi lazım. Burada bir tereddüt doğmamalı. Onun için şunu biz başlangıçta olabilir diye kabul ettik. Yine de bu belki ileride olabilir. Güçlü bir meclis, güçlü bir denetleme mekanizması ve icrada da yetkili olan bir başkan. Yani dünyada bu sadece Amerika'da var. Enteresan yani. Fransa'da da başka bir sistem var. Parlamenter sistemle birlikte yürüyor. Ama Amerika'da var. Yalnız Amerika'da bile Trump'ın son bir sene içinde bu sistemin ne kadar sarsabileceğine şahit olduk. Yani istenildiği takdirde, çünkü başkanın elindeki yetkiler hakikaten çok fazla. O zaman bir endişe bizde zuhur etti. Şimdi böyle bir sisteme geçmeden önce bizim güçlü bir parlamento ama güçlü bir hükümeti nasıl kurarız? İş oraya geliyor. Bu noktada da getirilen teklif bundan dolayı makul. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz zaman aslında burada kastedilen şu: bir hükümet kuruldu, icraata başladı, aradan biraz zaman geçti, hükümetin ortaklarından birisi dedi ki ben böyle yürümem. Ha, bunu dediği zaman o hükümetin düşebilmesi için yeni bir hükümet formülünün de parlamentoya sunulması lazım. Yani bu gitsin ama bu gelsin. Evet, bu boşluk olmasın. Var önerilerde. Ha, bu bir boşluk olmasın. İşte bu çok önemli bir adım. Bir boşluk olmasın meselesi. Ama bunun üzerinde görüşmek lazım. Eskiden doğan bir takım aksaklıkları bertaraf etmek lazım mutlaka. Ama parlamentonun en önemli özelliği denetleme gücüdür. Kanun yapma gücü olacak. Cumhurbaşkanı kesinlikle layüsel olmayacak. Cumhurbaşkanının tek başına kanun yapar gibi davranmasına fırsat verilmeyecek. Çünkü siz bunu verdiğiniz takdirde bu imkanı, o memlekette parlamentonun sözü yoksa kimin var? Hele de parlamentoda sizin çoğunluğunuz da yoksa o zaman hiçbir kıymeti kalmıyor sözün, ifadenin. Bunun için Türkiye'nin şu anda bir geçiş dönemi de olsa süratle parlamenter sisteme, ama parlamenter sistemin aksaklıklarını giderecek, bertaraf edecek bir sisteme dönüşmesine fırsat vermek lazım. Şu anda bu olmazsa Türkiye'nin geleceği endişe verici. Şimdi parlamenter ben ittifakımı kuruyorum yine. Parlamenter sistem ittifakı kuruyorum. Evet. Şimdi parlamenter sistem dediğimizde siz ister istemez muhalefet cephesindeki konumunuzu koruyor oluyorsunuz. Saadet Partisi olarak ve onun lideri olarak bunu ifade ettiğinizde, az önce Nergis işaret etti. Aslında yanlış anlamazsanız aldığınız oy oranı itibariyle Türkiye siyasetinde, tırnak içinde söylüyorum, bu kadar etkili bir konumda olmamanız gerekir diye düşünülebilir. Biz daha fazla realitede olmamız gerekir diye düşünüyorsunuz. Tam da işte bu noktada. Çarpan etkisi ama gerçekten. Evet. Neden sizce bu etki var? Yani neden ısrarla Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin tabanınıza sesleniyor, sizi bir şekilde yanınıza çekmek istiyor ya da sizin tabanınızı oyuyor, altınızı oyuyor diyelim. Saadet Partisi muhalefetten hangi noktada? Yani biz muhalefetteyiz. Yani bir gerçek. Hangi noktada olduğumuzda, yani diğer ister istemez muhalefet partileriyle görüşme, meseleleri müzakere etme durumundayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti'nin bizimle olan teması, kendisinin aslında geçmişte reddettiği, kabullenemediği değerlere sahip ama o aslında bunu reddediyor gözükmüş olsa bile bu değerlerini yitirmedi diyen, kendisine destek veren de bir grup var. Aslında bizim tabanımızla oynamaktan çok kendi tabanını kendine bağlı tutma gayretinin içinde Cumhurbaşkanı. Çünkü o taban eriyor. O taban baktı ki yahu biz sloganlarla siyaset yapan bir anlayışa sahip değildik ki. Bizim somut ilkelerimiz vardı. Adalet olmazsa olmazımız bizim. Adalet olmadan milli görüş olmaz. Liyakat bizim olmazsa olmazımız. Liyakat olmadan milli görüş olmaz. Yani bunu ister istemez böylece söyleyeceğim ama güzel ahlak olmadan hiç olmaz. Güzel ahlak dediğimiz zaman ne kastediyoruz biz? Güzel ahlaka sahip olan bir insan kamu malını yiyemez. Çalıp çırpmaz. Çalıp çırpamaz. İsraf edemez. Bu yollara başvuramaz. Hem bunu yapacak hem de ben milli görüşçüyüm diyecek. Hadi oradan. Öyle şey mi olur? Şimdi bunlar ortaya çıktığı için şimdi kendi tabanı gevşemeye başladı. Kopmaya başladı. Niye şimdi AK Parti'nin gücü %30'lara indi dönüyor? Bu sebepten dolayı. Bir de vatandaşın, yani insanlar kendileri bir takım problemlerle bizatihi karşı karşıya kalmadıkları müddetçe başkaları için söylenen sözler ona türkü gibi, hikaye gibi geliyor. Yahu adalet ne? Mahkemeye düşmüş. Mahkeme böyle bir karar vermişse elbette bir suçu vardır. Kendi başına geldiği zaman diyor ki hop ya, benim suçum yok. Benim suçum yoktu ki. Nereden çıktı? Ya yoksulluk var. İnsanlar geçinemiyor. Fakir fukaralık arttı. Esnaf batıyor. Şimdi esnaf diyor ki ya ben hakikaten batıyorum. Ben perişan oldum. Kiramı ödeyemiyorum. Borcumu ödeyemiyorum. Vergilerimi ödeyemiyorum. Çalıştırdığım insanın ücretini veremiyorum. Ya bana biriniz bir el uzatın. Bütün dünyada görüyoruz ki başka ülkeler bunu yapıyor. Karşılığı yok. Ben bugüne kadar ben bu partiye niye destek verdim diyor bu sefer. Bunu söylemek mecburiyetini hissediyor. Şimdi bunlar gidiyor. Burada son yaşanan olayı hatırlatmak istiyorum. O konuda da bir değerlendirmenizi merak ediyorum. Aslında siz de bir katıldığınız bir tartışma vardı. Bu dönem, bu iktidar döneminde deizmin artışı örneğin. Burada artış oranlarından bahsedilmişti. Şimdi bir ahlak konuşuluyor, tartışılıyor, bir çürümeden bahsediliyor. İşte partinin bir ofis çalışanıydı. Sonra ARGE çalışanı oldu, danışman. Ne yaptığını tam bilmiyoruz hala ama işte bir uyuşturucu kullanımıyla gündem oldu. Bu o çürüme, bu ahlakta bunları nereye koyuyorsunuz ve deizm açısından da hani şimdi, bayağı tabii, ironik durumlar var çünkü. Tabii deizm ayrı bir şekilde ele alınmalı ama bu ahlak dejenerasyonu farklı bir şekilde alınmalı. Son olayı özellikle nasıl değerlendirdiğinizi? Evet, son olayla ilgili olarak yani ben kendi inancımı söylüyorum. Bazıları diyebilir ki ya ne alakası var? Ama haram para insanın ahlakını bozar. Bir insan Allah saklasın haram yemeye başlar. Bu ne zaman tezahür eder? Ne zaman ortaya çıkar? O şartlara bağlı, onu bilemeyiz. Ama eğer bir yerde helal olmayan para birinin kursağından geçiyorsa onun ahlakı eninde sonunda bozulur. Şimdi Türkiye'de biz bununla karşı karşıyayız. Yani aslında bankalar, mevduat sahiplerine bakın, milyondan fazla birikimi olan milyondan fazla insan var. Artıyor bedel. Artıyor. Ama 1.084.000.000'ın içinde ne manaya gelir? Hiçbir şey. %1 bile bir ancak tutturuyor. 1/10'da 2. Hiçbir şey. Geriye kalan sıkıntı çekiyor. Geriye kalan işsiz ise iş bulamıyor. Torpil arıyor. Torpil yetmiyor artık. Çünkü mevcut işi olanlar işsiz kalmaya başladılar. Kime torpil yaptıracaksınız? İnsanlar karınlarını doyuramıyor. İşte Kadın ve Aile Bakanlığı 3 küsur milyon insanın karnını, ailenin karnını doyuruyorlarmış. Şimdi 6 milyona çıkmış. Bu ne demektir? 3'den çarparsanız 18 milyon. Tabii, çok bunu da verirken aslında rüşvet gibi veriyor. Bana oy verirsen. Bana oy verirsen. Bak da... bu bizim sana kıyamız. Başkası değil. Bu mantıkla giderseniz artık insanlar ikrah etmeye başlar. Onun için şu anda bağlı kalanlar sadece kısa vadede ben bir menfaat temin edebilir miyim endişesini taşıyanlar, kısmen de şu işleniyor. Biz gidersek bak her şeye rağmen yanlış da yapsak Biz inançlı insanlarız. Namazımızı kılarız, ibadetimizi yaparız. Yarın gelirlerse başkaları bunu bile yapamazsınız. Şimdi bu hava işlenmeye çalışılıyor. Sizin öyle bir endişeniz var mı? Yani yarın iktidar değişirse. Ben şimdi oraya geleceğim. Bir noktayı sırf sizin bu söylediğinize açıklık getirmek için. Demin söylediğim ikinci deizm ise başka bir iş. Deizm, Allah muhafaza etsin, inançlı insanların ahlakının bozulduğunu görmeye başlayınca insanlar önlerinde örnek göremiyorlar. Yavaş yavaş sorgulamaya başlıyorlar. Allah muhafaza etsin. İmam Hatip Okulu'na gidiyor ama İmam Hatip Okulu'nda bu davranışları göremeyince bir taraftan güzel ahlak sahibi olacaksınız, şunlara riayet edeceksiniz deniyor. Öbür taraftan da ona uymuyor. Bunu söyleyen uymadığı zaman genç düşünür. Bu sefer başlıyor, ya burada bir şey var, yanlışlık var gibi. Allah saklasın. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Sizin demin söylediğiniz hususa gelince ben burada muhalefete de medya müntesiplerine de, sahiplerine de veya medyada görev alan sizin gibi arkadaşlarımıza da, ya AK Parti bir yanlış yaptığı zaman bunu aman İslam'a mal etmeyin. İşte orada sıkıntı doğuyor. Çünkü siz onu ona bağladığınız zaman adam diyor ki ha, bunlar giderse gelecekler bizim iflahımızı keser. Onun halbuki garantisinin olması lazım. Muhalefet iktidarın geldiği zaman her şeyiyle zıttını tatbikata koyacak, açılan camileri kapatacak, okulları kapatacak diye bir derdinin olmaması lazım. Ha, bunları daha düzgün yaparız diyebilmesi lazım. Bunların istismar edilmesine fırsat vermeyiz. Biz de istismar etmeyiz ama istismarına fırsat da vermeyiz denilmesi lazım. Onun için burada muhalefetin ve özellikle medyanın benim kanaatim üzerine ciddi bir görev düşüyor. Yani her yerde AK Parti'yi suçlarken onların yaptıkları yanlışları onların inancının bir tezahürü olarak görmemeli. Ya öyle şey olur mu? Tabii. İslam bir numaralı konu adalettir. Tam da bu noktada efendim sizin CHP ile daha önce 2018'de Millet İttifakı'nı oluşturmanız dikkat çekti. İşte CHP ile Saadet nasıl yan yana geldi gibi bir takım AK Parti içerisinden yüksek sesler yükseldi, eleştiriler yükseldi. Şimdi bu noktada yeni bir ittifak modeli öne sürülüyor. Üçüncü ittifak, sağ ittifak diye. CHP'yi yalnız bırakmayı hedefleyen, yani Türkiye'nin ana muhalefet partisini, Türkiye'nin ikinci partisini yalnız bırakmayı hedefleyen ve hatta onu açık söylemek gerekirse işte dinsizlikle suçlayan, terörle, hatta Bahçeli'nin ifadesiyle suçlayan bir söylem de pekiştirilmeye çalışılıyor. Siz bu anlamda CHP ile olan ilişkinizi ve size yaptırılmaya çalışılan bu üçüncü ittifak meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi İngilizlerin bir sözü var. Aynı tüyleri taşıyan kuşlar beraber uçar derler. Bilmiyorum hiç şey yaptınız mı? Şimdi siyasette de birbirlerine yakın politikaları benimseyen siyasi partiler daha kolay bir araya gelirler. Ama eğer ülkede çok daha ciddi problemler ortaya çıkarsa her parti kendisinin daha önceden çok önemsediği bazı konuları yeniden düşünmek mecburiyetindedir. Ben yani bunu burada söylemem sanki birilerine ille de çok fazla ne diyeyim kıyak geçiyorum manasına alınmasın ama ben şahsen yani Kılıçdaroğlu'nun çıkıp ya başörtüsü bizim nemize gerekli demesini önemsiyorum. Çünkü o bir hataydı. Mecliste kürsüyü işgal edip burası devlette başkaldırma yeri değildir diyen ben Ecevit'in bunu nasıl yaptığını da anlamıyorum. Etrafındaki insanlar onu o noktaya götürdüler. Yapmaması icap ederdi. Ama bu hatayı kabul etmek çok önemli bir adım. Yani ben bu bir tane söyleyerek geçiyorum. Şimdi toplumla biz demokratik bir ortamda barışmak mecburiyetindeyiz. Hepimiz. Kendi vazgeçilmez prensipleri olan her siyasi parti yarın iktidara geldiğinde o prensiplerden zarar görme ihtimali olanları ben ezeceğim mantığıyla giderse o zaman hiçbir yerde uzlaşma sağlayamazsınız. Efendim bu söylediğiniz aslında Kılıçdaroğlu'nun son söylemleriyle de tam olarak oturuyor. Tamam, aynı şeyi söyledim. Ben de uzatmayayım dedim. Yoksa da bir sürü şey söylerim de. Yani bu dediğiniz dikkate alınmadan olur mu? Elbette dikkate alınır. Çünkü siyaset mecburen yeniden şekilleniyor. Şekillenecek. Vazgeçilmeyen prensipler var. Bakın biz bu noktada, siz demin bir şey söylediniz, biz bu noktada 50 senedir hiç taviz vermedik. Bundan sonra da taviz vermeye hiçbir zaman yanaşmayacağız. Bir numaralı mesele. Biz herkesle konuşuruz. Herkesle. Bizim tam zıttımıza inancı olan, hiç inanmayan insanlarla da oturur konuşuruz. Ha, kendimizin doğru olduğunu uygun bir şekilde ona anlatmaya çalışırız. 2. Bizim inancımızın gereğidir fikir ve inanç hürriyeti. Siz bir ülkede fikir ve inancı tahakküm altına almaya çalışırsanız orası rahat bir ülke olmaz, yaşanabilir bir ülke olmaz. 3. Siz bunu neyle teminat altına alacaksınız? Anayasa. Adaletle. Anayasada adalet dediğim, onun bir unsuru. Adalet olmadan huzur olmaz. Adalet mülkün temelidir denilmiş. Buna, benim şu söylediklerime itiraz edebilecek bir tane siyasi var mı? Yok. Ha, mugalata yapabilir. Çarpıtmaya çalışabilir. Ama bu gerçekleri yoktur diyemez. Biz bundan hiç vazgeçmedik. 4. Siz bir memlekette iktidara gelirseniz, problemleri çözmek istiyorsanız işi ehline vermek mecburiyetindesiniz. Liyakat. Ya ben hep en basit misal, benim bir hastam olsa, ben bunu tedavi ettirecek imkanı burada bulamazsam Avrupa'ya gider miyim? Gider. Varsa imkan. Amerika'ya gider miyim? Gider. Hiç paranın, imkanım varsa ben bunu harcarım. Liyakat bu kadar önemli bir iş. İnsan hayatı söz konusu olduğu zaman, peki ülkenin geleceği söz konusu olduğu zaman biz, canım bu sefer de böyle olsun, benim yakınım olsun, işin ehli olacak diye ben yeri geldiği zaman bana itiraz edecek adamı mı besleyeceğim derseniz ülkenin problemlerini çözemezsiniz. Bu konularda anlaşıyorsunuz CHP ile, öyle görünüyor. Ben CHP ile değil, buna AK Parti de itiraz edemez. Kimse buna itiraz edemez. Ha, kafası çalışmıyor, odun gibi ise birilerinin, o ben bilmem. Ama AK Parti uygulamıyor. İşte onun için dedim, bizim kanunlardan önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç var dememin sebebi bu. Bunu hissettikleri zaman kanunları ona göre düzenlerler, kanunlarda işler o zaman. Ha, bundan sonra yalnız bakın, bu burada bitmez. Bundan sonra ekonomi gelir. Biz insanız. Ruhumuz da var, bedenimiz de var. Biz bedenimizin maddi ihtiyaçlarını karşılamakla mükellefiyiz. İnsanın karnı doyacak. Karnını doyabilmesi için bir yerde çalışmaya, bir işi yapmaya mecburiyeti var. Ekonomik düzeni, iktidar öyle planlayacak ki herkes karnını doyuracak bir işe sahip olacak. İster kendi işi, isterse birisinin yanında çalışsın. Burada milli gelirde bizim orada söylediğimiz şu: ekonomiyi düzelmek istiyorsanız, hele bugünkü şartlarda bir numaralı mesele, bütün yatırımları, üretime dönük olmayan yatırımları durduracaksınız. Bütün kaynakları üretime dönük yatırımlara tahsis edeceksiniz. Tarımda da, sanayide de. 2. Böylece siz ülkeyi zenginleştireceksiniz. Milli gelir artacak. Bu ikincisini yapmazsanız gene olmaz. O da nedir? Milli gelirin adil dağılımını sağlayacaksınız. Altta kalanın canı çıksın diyemezsiniz. Onun için de asgari ücret açlık sınırında olamaz. Yoksulluk sınırı denilen bir rakam var. Bu rakam aslında zenginlik sınırı diye de tarif edilebilir ama aslında yoksulluk sınırı. Neden? O ücreti alamayan bir insan evinin bazı ihtiyaçlarını karşılayamıyor demektir. O halde o ne demek? Bugünkü asgari ücretin 3 misline çıkması demek. Güzel, deli misin diyorlar. Bunu nasıl ödeyecek işveren? Benim de oradaki cevabım çok açık. Ben bunu yarın yapalım demiyorum ki. Ama siz önünüze bir perspektif koyun. Diyin ki 10 senede, 15 senede ben bunu gerçekleştireceğim. Enflasyonun üzerinde asgari ücreti %7 artırın. 10 sene sonra asgari ücret reel olarak 2 misline çıkar. Bu matematiktir. %10 zam yapın. Buna eşel mobil sistemi de deniyor. %10 yapın. 7 sene sonra 2 misline çıkar asgari ücret. Ve bizim bir prensibimiz var. Ne olursa olsun bir iktidar bize nasip olursa biz asgari ücret üzerindeki bütün vergileri kaldıracağız. Niye bu lazım? Bir, işveren zorlanmasın. Ya az değil, bayağı bir vergi var. Ama işçi de zorlanmasın, ya memur da zorlanmasın. Bu böylece ilk kademede üreticinin, sanayicinin, devletin üzerine ekstra bir yük yüklemeden halledilecek bir iş. Milli gelirin üretime dönük olarak artması, artan milli gelirin toplumda adil olarak dağılımının sağlanması. 2 tane prensip bizim. Evet, yani bu Erbakan döneminde de adil düzen olarak açıklanan... Takdim edildi. Şimdi benim bu söylediklerime kimse itiraz edemez. Sadece son söylediğime bazıları hayal kuruyorsunuz ya, böyle ücret böyle artar mı? Ben de diyorum ki Erbakan Hoca 96'da geldi %132 zam verdi memura. %132. Bağkurlu'ya %300, 500, 700, %1000 zam alan oldu. 1000 olur mu? Ya adam zaten 30 lira maaş alıyordu. Tabii öyle olunca. 300 liraya çıktı, yani öyle at deve değil. Artan bir şey yok ortada aslında. Yeniden maaş veriyor musunuz gibi oldu. Onun için biz prensiplerimizde bugüne kadar hiçbir değişiklik yapmadık. Ve oturup konuştuğumuz zaman da her siyasi görüşe sahip insanla anlaşabileceğimiz kanaatindeyiz. Evet efendim, bu da sanıyorum Saadet Partisi'ni özel kılan ve bütün hem iktidara hem muhalefetin peşine düşmesini sağlayan unsurlardan biri. İnşallah. Şimdi kısa bir aramız var. Tabii. Kısa aradan sonra ekonomiyi konuşacağız. Çünkü siz istikrardan bahsettiniz. O istikrar önemli yönetimde. Tabii. Ama şu anda bir tek parti iktidarı olmasına rağmen biz... Belki bakanlar değişmiyor ama yani her ay 2 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değişimi yaşıyoruz. Bu da ekonomiye doğrudan yansıyor. Bunu konuşacağız. Kısa bir ara. Tabii. Sayın Temel Karamollaoğlu bizimle olmaya devam edecek. Lütfen ayrılmayın efendim. KRT ekranlarında Stüdyo Ankara devam ediyor. 3 kadın gazetecinin, ben Zeynep Gürcanlı, Yıldız Yazıcıoğlu ve Nergis Demirkaya'nın hazırlayıp sunduğu bu programda çok özel bir konuğumuz var. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlıyoruz. İlk bölümde İstanbul Sözleşmesi'nden başladık. Bu ittifak tartışmalarını konuştuk ama ikinci bölümde biraz daha cebimizi yakan, herkesin ortak sorunu olan, Türkiye'nin artık altında ezilmeye başladığı ekonomik krizi konuşacağız Sayın Temel Karamollaoğlu'yla. Efendim, siz istikrardan bahsettiniz. Siyasi istikrar önemli elbette. Evet. Çünkü hakikaten ülkenin de büyümesini, kalkınmasını etkileyen bir unsur. Ama bir siyasi istikrar var Türkiye'de. Bir tek parti iktidarı var son 20 yıldır. Ama bürokrasiye baktığımız zaman ya da iktidarı tamamlayan unsurlara baktığımız zaman, özerk olması gereken yapılara baktığımız zaman farklı bir tablo görüyoruz. Sürekli değişen bir Merkez Bankası Başkanı bunun en önemli özelliği ve tabii ona bağlı olarak güvenin ortadan kalkması, işte döviz kurlarında TL'nin sürekli değer kaybetmesi artık gündelik yaşamımıza girdi. Ne diyorsunuz bu konuda? Neden sürekli böyle bir çalkalanma var? Neden AKP bir türlü kuramıyor sistemini? Şimdi efendim, yola çıktıkları zaman kendilerine göre bir idealleri, bir düşünceleri vardı. Tayyip Bey'in ve arkadaşlarının dünyayla bütünleşmek istediler. İnançlarında belki bizimle geçmişte de beraber oldukları için benzer idealleri paylaştılar. Ama dünyayla bütünleşmeden de bu işlerin çözülemeyeceği kanaatine geldiler. Ama bazı gerçekleri görmediler veya görmek istemediler. Bundan dolayı da bazı yanlışlara ortak oldular. Yani ben burada mesela en açık gördüğüm nokta, daha doğrusu bir nokta değil, 3 noktayı da belirtmek lazım. Bizden ayrılırken işte biz bu milli görüş gömleğini çıkardık dediler. Çünkü biz bu arkadaşlarla beraber olmuşuz. Nerede? 20'den 2000'e, 70'den 2000'e kadar 30 sene. Bunu başka türlü tarif etmediler. Peki ne manaya gelir denildiği zaman, bundan sonra bizim medeniyet projemiz Avrupa Birliği. Çünkü Avrupa'da adalet var, fikir, inanç hürriyeti var. Milli gelirlerinde belli bir seviyeye gelmişler. Biz Avrupa ile birlik olacağız. Avrupa'nın bir parçası haline geleceğiz. 2. Beğensek de beğenmesek de bugün dünyada en güçlü ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika'nın desteklediği İsrail. Biz Amerika ve İsrail'le stratejik müttefiklik içinde bulunacağız. 3. Ekonomik model olarak da biz faizci kapitalist sistemi benimsedik. Devleti bütünüyle ekonominin dışına çekeceğiz. Bu 3 prensibi de uyguladılar. Beraberce uyguladılar arkadaşlar. Onun için ben bazen diyorum, yani bak, herkes geçmişte yaptığı hataları görmesi olmaz. Yani bunlar hata idi. Bunu yaparken belli bir noktaya, iş öyle bir noktaya geldi ki bu noktada kimin eli kimin cebinde karıştı. Bugün Tayyip Bey'den kopan insanlar esas itibariyle bu noktada ellerini, benim kanaatim, bu tip yerlere bulaştırmadılar. Yani harama tevessül etmediler. Rüşvet almadılar, vermediler. Yolsuzluk yapmadılar. Buna alet olmak istemediler. Öyle bir noktaya geldi ki bu iş sadece o noktada değil, adalet anlayışında, liyakat anlayışında da öyle bir noktaya Cumhurbaşkanlığı sistemi getirdi ki bunun buraya geleceğini öngörmediler de anlaşılan, koptular. Şimdi Tayyip Bey'in yanında kendisinin yola çıktığı 2-3 kişiden başka kimse kalmadı. Ben kimse kalmadı dedim de 2-3 kişi ya biz varız dediler. Ben de zaten kimse kalmadı deyince elbette numune olarak 2-3 kişi kalır. Bunu da söyledim. Şimdi geldikleri noktada işi artık düzeltme imkanını göremiyorlar. Yani en büyük eksiklik benim gördüğüm işi ehline vermemeleri. Çünkü siz bir işi düzeltecekseniz, arabanız bozulduysa ben en iyi tamirciyi ararım. Bir tamirci bulmuşsam o tamirciye giderim. Ama bir tamirciye gittim, o benim arabamı daha da kötüleştirdiyse, ki başıma bir kere gelmişti benim. Sağlam arabayı bozdular. Ha bir de onların yanına uğramam. Tabii. Şimdi siz Merkez Bankası'nı, politikalarını, herkes şunu görmüş. Merkez bankaları çok özelliği olan kurumlar ve merkez bankalarına gündelik siyasi işlerin alet edilmemesi gerekir. Bundan dolayı da en az bir Merkez Bankası Başkanı 5 yıl makamını koruyabilmeli. Arkasından gelecek olan da mutlaka Merkez Bankası tecrübesine sahip yardımcılarından birisi olmalı. Bunu ortadan kaldırdılar. 4 kere değişti. 14 kere değişse ne olur? Çünkü siz işi ehline verdiğiniz zaman yanlış yaptığınızda o der ki kusura bakma Cumhurbaşkanım ben bunu yapmam. Demesi de lazım. Ama onu istemiyorlar ki. Hem işi yapsın, hem de itiraz etmesin, hem de başarılı olsun. Bu olmuyor. Bu olmuyor. Yani olmadığı da kesin. Onun için ben bu çok açık bir misal haline geldi. Onun için hiçbir konuyu düzeltecekleri kanaatinde değilim. Yani kanunlar yapmak, anayasayı değiştirmek yetmiyor. Burada zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Zihniyetler değişmeden kanunları değiştirseniz de hiçbir işe yaramaz. Siz umudu kesmişsiniz efendim. Yok, ben umudu kesmedim. Yani iktidardan. İktidardan. Ha şöyle. İktidardan umudu kesmişsiniz. Tabii ama şunu görüyorum fakat. Yani insanlarımız uyanmaya, gerçekleri görmeye başladı. Başlangıçta söyledim. Bir insan yahu burada haksızlık yapılıyormuş. Burada falanca işte insan şunu alıp veriyormuş. Hadi oradan bunlar yapmaz böyle şeyi diyenler kendi başlarına geldiğinde vay canına ya, Allah Allah, hakikaten doğruymuş. Sadece bir kişi ayrılmıyor. Bu sefer onunla birlikte ona inanan gruplar da ayrılmaya başlıyor. Diğerleri de bunu görüyor. Artık bu aleniyet kesbetti. Bir kurtuluş yok mu iktidar açısından? Hani bir sadece siyasi parti olarak izlemiyoruz. Oradaki her değişim Türkiye'yi yöneten iktidarın değişimi hepimizi ilgilendiriyor. Şimdi bir dönem, güçlü oldukları dönemde işte görev almış isimler yeniden geliyor. Lütfü Elvan'ı gördük, Naci Ahbal'ı kısa süre gördük ama Cevdet Yılmaz, bu son MYK'da yine bildiğimiz, tanıdığımız isimler. Meclise Elitaş, hani siz de yakından biliyorsunuz. Böyle tecrübeli isimlere yeniden dönüyor. Bir çaba, bir emek görüyor musunuz bu açıdan? Değişebilir yani, mi? Öyle bir kapasitesi kaldı mı ya da? Şimdi ben biraz pesimist gibi gözüküyorum ama her değişiklikte de insan bir ümit besliyor acaba diye. Ancak bugünkü sistem maalesef egoyu pompalıyor. Buradaki sıkıntı bir insanın bütün problemleri ben çözerim sadece demesinden kaynaklanıyor. Çözemez, çözmesi mümkün değil. Yani tıpta bile eğer vücudunuzda bir sakatlık, bir arıza varsa kalpçinin yapacağı işi gastroenterolojiyle uğraşan bir adama götürürseniz çözemiyor. Git kalpçiye diyor. Demezse adamı öldürür. Bilmiyor ki kalbin farklı davranışlarını. Beyninde bir problem varsa siz onu başka bir yerde ararsanız çözemezsiniz. Şu anda iktidarın geldiği nokta nerede tıkandığını bilmemesi. Onun için ben zihniyet. Aslında sistem değişikliği bir yandan da. Hayır, ben bunu bakın, sistem falan hepsi ayrı iş. Bir konuya yaklaşım, yani siz bir yerde bir problem var. Bu problemi çözerken birilerinin gönlünü hoş tutmak mı istiyorsunuz, problemi çözmek mi? İş bu kadar basit. Sistem ondan sonra gelir. Siz eğer burada kendi egonuzu tatmin etmek istiyorsanız sizin o problemi çözmeniz mümkün değil ki. Çünkü işin ehli geldiği zaman işin ehli olan insan esas itibariyle tavrını ortaya kor, Cumhurbaşkanı da olsa bu iş böyle gitmez der. İşte o noktada Cumhurbaşkanının tavrı önemlidir. Zihniyet bundan dolayı. Ha, ben bu adamı getirdim. Ne için? Bu problemleri çözsün diye. Şimdi adam diyor ki yok ya, benim işime karışma, karışırsan bu iş çözülmez diyor. Ne yapacağım? Alacağım. Hadi oradan canım, yani bir tek Türkiye'de sen mi kaldın? Git yerine başka birisi gelsin. Peki damat niye gitti? Yani ben de bilmiyorum. Çünkü yani şimdi hem aile içinden hem de o büyük şok. Dedikleri yapılıyor gibiydi yani, hani nasıl oldu o iş? Yani o büyük bir muamma. Ben merak ediyorum. Ne oldu? Çünkü o kadar ani oldu ki herkes, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, evet, herkes şok oldu. Birdenbire alışılmamış bir tarzda siz sosyal bir mesaj yayınlayacaksınız ve diyeceksiniz ki ben artık yok. Her şey onun üzerine inşa edilmiş. Yani onun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yeni başka hanım öyle. Ben geleceğini zannetmiyorum. Hani hep kabine revizyonlarında yeniden adı geçiyor ama. Tabii bilmiyorum ki, ben şu anda Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki insanların Cumhurbaşkanı ile olan münasebetlerini bilmiyorum. Yani gördüğüm birkaç kişi var, öne çıkmayan ama var olan, bunlar başlangıçtan beri değişmediler. Ama onlar da günlük siyasette pek yoklar, gözükmüyorlar. Bu da tabii bir iş. Ki iyi ki öyle. Ama onun dışında özellikle ekonomi, yani dış politika, adalet mekanizmasında Sayın Abdülhamit Gül'ü tutuyor. Abdülhamit Bey'in çok net, güzel açıklamaları var. Ama farklısı tezahür ettiğinde o da fazla bir şey yapamıyor. Çaresiz kalıyor değil mi? Tabii. Yani onun için bizim burada zihniyet değişikliği dediğimiz, arkadaş ben bu problemin çözülmesini istiyorum. Bugüne kadar anladım ki benim becerim, bilgim bunu çözmeye yetmiyor. Şimdi öyle bir adam arıyorum ki gelsin, ekonominin başına geçsin, kararları alsın, ben de onu tasdik edeyim. Buna ihtiyaç var. Benim söylediklerimin tam zıttını yapsa da bunu da eklemek gerekiyor. Öyle bir durum yok ki. Merkez Bankası Başkanı'nın, yani merkez bankalarının ayrı bir özelliği var. Merkez Bankası başkanları ekonomi politikalarını belirlemezler. Para politikasını belirlerler. Orada çok önemli bir görev yaparlar. Ancak bu o kadar önemlidir ki bütün dünyada merkez başkanları ve bankası başkanları doğrudan doğruya Cumhurbaşkanına, Başbakanına falan bağlı değildir. Özerktir. Özerktir. Bağımsızdır, evet. Bizde değil. Olmadığı işte son 3 değişiklikle açık bir şekilde gözüktü. Onun için burada Sayın Cumhurbaşkanı bir değişiklik hakikaten yapar mı? Bunu yaptığı zaman hepimiz görürüz. Yani dediğim gibi bugüne kadar yürütülen politikaların yanlışlarını ortaya koyacak ve ısrarlı olacak, makamını da muhafaza edebilecek. Ama efendim bu dediğinizi yapması şu anlama geliyor. Dediniz ki biraz önce bir muamma var. Neden gitti anlamadım. Bir başka muamma daha var ki hepimizi doğrudan ilgilendiren, kayıp 128 milyar dolar. Yani nereye harcandı? Ne yapıldı? Nereye gitti? Çünkü o para sizin, benim, hepimizin vergileriyle yapılan zaten ortaya çıkan para. Bizim güvenlik akçemiz, Türkiye'nin önündeki dönemi görmesini sağlayacak olan paraydı ama şu anda nereye harcandığını bilmiyoruz. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Olup olmadığını bilmiyoruz. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu zihniyet değişikliğini yapması bir anlamda o parayı da bir açıklaması gerekmeyecek mi? Yani ben bunu çok mevzi buluyorum. Doğru. Bunun sorulması lazım. Ama 18 yıllık iktidarda kaç tane 128 milyar dolar gitti? Biz bunu yakalayabildik ancak. Onun tamamını görmezseniz, evet, sadece bu gitmiş olan, ortadan kaybolan 128 milyar dolarla bu işi çözemezsin. Buradan yakalandığı için şimdi muhalefet ısrarla bu nereye gitti? Kim aldı bunları diyor. Haklılar. Ama sadece iş 128 milyar dolarla bitmiyor. Bakın, ben bunu öğrenince başka şeyler de, yani devlet garantili yapılan bütün işler suistimal kokuyor. Bütün işler. Bir tanesi şu ayrıdır diyemiyorum ben. Köprüler öyle. Havaalanları öyle. Tüneller öyle. Şehir hastaneleri. Şehir hastaneleri öyle. Tamamı insanı endişeye sevk ediyor. Olacak iş değil. Yani siz hele bu Zafer Havaalanı'na herkes bahsediyor ya, da artık dilimiz pelesenk oldu bu. Hakikaten ya 3 tane şehrin ortasında 3 şehrin nüfusu kadar buraya iniş kalkış yapacak yolcular. Garantiyi ona göre veriyor. Herkes gidip gelecek. Herkes. Yani. Ya bu böyle bir mantık olur mu? 3 şehri toplasak, pindirsek uçağı CHP oldu. Kamulaştırma dedi. Bu konuda sizin öneriniz nedir? Şimdi tabii burada ben meselenin boyutlarını görmeden bir şey söylemek. Onlar da bir inceleyecekler. Tabii, bu boyutlarını görmeden şu anda bir şey söylemenin doğru olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bu çok taraflı bir iş. Tahkim tabii, boyutu var. Efendim? Tahkim boyutu da var. Tahkim boyutu da var. Onun dışında yani bizim burada gözetmemiz icap eden hak hukukta olabilir. Başka yerlerde. Bütün bunlar ele alınıp ona göre bir politika belirlenmeli. Yani kimse de bundan dolayı mağdur da olmamalı. Ama millet de mağdur edilmemeli. Yani şimdi geçenlerde birisi bu rakamı getirdi ya. Biz İstanbul Havaalanı'nı 30 milyar dolara mal etmişiz. Çin kendi memleketinde bunu daha büyüğünü daha 8 büyük. Milyar doların altında. Ya bu nasıl oluyor? 22 milyar dolar fark var. Üstelik de burası yani öbür taraf buradan büyük. Buna birisinin izahat getirmesi lazım. 2000-3000 yataklı hastane olmaz. Dünyada yok. Ha şimdi pandemiden dolayı gördünüz mü? Bak biz bunları öngördüğümüz için bunu yaptık diyorlar. Olur mu öyle şey ya? Herkes diyor ki 2-3 bin yataklı bir hastane yönetilemez. Ama biz hala ısrarlıyız. Bu mantık değişmeden olmaz. Mantık yanlış. Yine geldik zihniyete. Onun için ben tekrar geliyorum. Zihniyete. Şimdi o zihniyet çok özür diliyorum ama siyasete döneceğim. Ekonomi ise siyasete döneceğim. Çünkü önümüzdeki günlerde biz bir sürü reform paketi ya da ekonomi reformu beklemiyorum. Ben en azından mecliste hani en azından gördüğümüz hava o değil. Şimdi kongrelerini yaptılar. Seçim startını verdiler. Hani dediler sahaya. O yüzden sayıyı da arttırdılar. Biz seçim mevzuatı göreceğiz gibi görünüyor. Evet. Onun hazırlıkları var. Az çok bir çerçeve çıktı. Barajı indirmeyi planlıyorlar. İşte 5 mi 7 mi konuşuyorlar. Transfer yasağı. İşte 20 kişilik mecliste grup kurma artık partinin seçime katılması için şartlardan kalkacak. Hani temel hemen hemen böyle gibi. Baraj sizin için önemli bir tartışma. Tabii. Bu konuda çağrılarınız oldu. Sizi çünkü kendi gücünüze eriştirebilir. O açıdan bile tek başına önemli. Ama burada bir hesap da var. Masa başı hesaplardan bahsediliyor. Sizce o hesaplar ne? Siz ne görüyorsunuz? Baraj konusunda onun sonucu indirilmesinin ne olur? Ben şimdi bu noktada aslında hiçbir öngörüm ve beklentim yok. AK Parti iktidara gelebilmek için 51'in altında oy alsa bile AK Parti iktidar olur gibi bir maddeyi geçirseler şaşmam. Bu çok fazla oldu. Ben çünkü yapılan çaba milletin oyuyla parlamentoyu teşekkül ettirmek, aktif etkili, verimli bir parlamento çalışmasını yapmaya müteveccih değil. Bütün çaba AK Parti'nin iktidarda kalabilmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir defa daha Cumhurbaşkanı seçilebilmesi. Böyle olunca ben burada ne bekleyeceğim? Hiçbir beklentim yok. Müsbet hiçbir beklentim yok. Ha, bunlar ortaya konulduğu zaman fikirlerimizi söyleriz. Yanlış olanlara yanlış, isabetli olanlara da bak bu isabetli bir yaklaşım her şeye rağmen deriz. Ama benim beklentim yok. Çünkü bu milletin lehine bir şey değil yapılan çalışma. AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın iktidarda kalabilmesi, iktidarını sürdürebilmesi için yapılan çalışmalar. Oradan da hayır gelmez diyorsunuz. Oradan da hayır gelmez mümkün değil. Siyaset mühendisliği. Ben buna siyaset demiyorum. Bizde tabanda şöyle bir görüş vardı. Siz de bunu duymuşsunuzdur. Siyaset mi? Üçkağıtçılık mesleği. Yok arkadaşlar. Biz siyaseti üçkağıtçılık mesleği olarak görmüyoruz. Birileri böyle yapabilir ama biz ona prim vermeyiz. Ama tam da zihniyet dediğiniz nokta aslında Türk tipi başkanlık da söylediniz. Geliyor, dayanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine, şahsına dayanıyor. Evet. Şimdi o şahıs da siz tanıdığınız birisi, yıllarca birlikte de siyaset yaptığınız bir kişi. Fakat bir 18 yıllık iktidar süreci 19. yılda da bu iktidarda bir değişim yaşadı kendisi de. Söylediğiniz 2002'deki konuşmalarını kendisi yani Erdoğan'a muhalefet aslında. Tabii bence yani siz bunu getirseniz iyi olur. Şimdi peki tam bu noktada Erdoğan'la nasıl gidecek Türkiye? Nasıl bir seçime gidecek? Hatta seçime bile gidilmeyeceği endişesi de var Türkiye kamuoyunda. Erdoğan iktidarda kalsın diye seçim bile yapılmayabilir endişesi var. Erdoğan'ın yönetimine şu an baktığınızda Türkiye nereye doğru gidiyor? Bu endişeler maalesef var. Ama ben bu endişelerin gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Yani ben illa da kalacağım, ne olursa olsun. Sıkı yönetim ilan ettim. Benim talimatım dışında sokağa çıkan olursa hallederim. Bunu diyebilir mi? Der. Ama daha büyük bir felaketle karşı karşıya kalır. Türkiye belli noktayı aşmış vaziyette. Türkiye'de böyle bir baskılı rejim uygulamaya kalkmak doğrudan doğruya kendisini yok etmek manasına gelir. Bunu iyi bilmesi icap eder. Siz artık sizi desteklemeyen milyonların karşısında devlet gücünü kullanarak ben iktidarda kalacağım diyemezsiniz. Bu kendisi yönünden felaketle biter. İnşallah böyle bir yola tevessül etmez. Aklından geçer mi? Başına sıkıntı gelmeyeceğini düşünse belki geçer. Ama Türkiye'de bunu yapmak bugünkü şartlarda mümkün değil. Myanmar'da yapamıyorlar ya. Öyle. Yapamaz kimse. Bunu aklının ucundan kimsenin geçirmemesi icap eder. Ha, ben bunu yapacağım dersen, orada nasıl kan dökülüyorsa, Türkiye'yi kana burabayı göze alırsa birisi, ha bunu da yapabilir. Tam da bu noktada efendim, Allah muhafaza etsin. Muhalefet ne zaman iktidar değişiminin altını çizse, seçim istese hatta, sürekli bir darbe girişimciliğiyle suçlanıyorsunuz. Yani bütün öyle muhalefete öyle söyleniyor. Deniyor ki işte darbe yapılmak isteniyor, darbe yapılmak isteniyor. Kim yapmış darbeyi? Halk. Evet. Oy vererek efendim. Oy vererek. Yok, ben yani bunu ciddiye almak mümkün değil. Muhalefetin şöyle bir şey, şimdi muhalefet artık öyle bir noktaya geldi ki her sözünü seçmek zorunda. Bu hafta kurulmuş bir cümle. Yıldız'ın hani o sorusu gerçekten önemli. Şimdi iktidarı diyor devireceğiz. Bu iktidarı göndereceğiz ama başına şunu ekliyor. Demokratik yollarla, oy vererek. Sandık yolu. Hani bunu söylemek zorunda kalıyor. Sanki başka türlüsünü istermiş gibi muhalefet. Doğru. Yani bu dediğiniz de gerçek. Ama bu da Türkiye'nin gerçeği. Belki sürekli olarak iktidar Cumhur İttifakı'nın uyarılması gerekiyor. Bu Cumhur İttifakı'na verilen bir mesajdır. Aklınızdan başka bir şey geçirmeyin. Bunu böyle anlamak icap eder. Evet, böyle bir düşünmemiştim ben de. Bu onlara verilen bir mesajdır. Aklınızdan başka bir şey geçirmeyin. Neticede Türkiye demokratik bir ülke. Neticede bu kararı millet verecek. Eğer bu millet bugünkü iktidarı desteklemekten vazgeçmişse bunun karşısında hiçbir güç duramaz, durmamalıdır. Buradan bir erken seçim sorusu gelir tabii. Şimdi Bahçeli yine bu hafta yaptığı açıklamada o çok kızıyor erken seçim çağrılarına da. Muhalefetin en temel görevidir aslında da. İktidarın en kızgını o zaten. İktidar cephesinde. Ben şahsen erken seçim beklemiyorum. Bunu tekrar söyledim geçmişte de. Çünkü erken seçimin şu anda yapılması iktidara bir şey kazandırmaz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bir kere daha aday olabilmesi için mevcut kanunlara ve anayasaya göre erken seçime gidilmesi lazım. Ama şimdi değil. Çok az kala. Çok az kala. Yani gelecek senenin... Ben kararı meclis aldıracak. Tabii. Başka türlü olmaz zaten. Onun için şeye yakın, önümüzdeki sene sonuna doğru, bu benim kanaatim, yanılabilirim, sonuna doğru böyle bir teşebbüste bulunulacak. O zamana kadar şartlar, meclisin pozisyonu, kompozisyonu değişir mi, değişmez mi? Çünkü şimdi HDP ile ilgili karar da ayrı bir husus, biliyorsunuz. Kapanacak mı, kapatılmayacak mı? Kapatılırsa ne olur? Haklarında dava açılan 600-700 kişi, milletvekilleri, bunların durumu ne olur? Bütün bunlar bir muamma. Anayasa Mahkemesi'ne yalnız güvenemiyorlar. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin şu andaki tavrı, arkadaş biz anayasaya ve kanunlara kendimizi bağlı görüyoruz. Buradan da taviz verme niyetinde değiliz. Ben bu mesajı alıyorum. Ve bu önemli bir mesaj. Onun için de Sayın Bahçeli kapatın burayı gitsin, çünkü bunlar adam olmaz diyor. Üstelik nitelikli çoğunluk gerekiyor kapatmadan. Evet. Ya bu da mümkün değil. Yani bu artık kural ve kaidelerinin ne kadar dışına çıkıldığının bir işareti, bir göstergesi. Bundan dolayı ben tekrar şuna gelelim, sizin sorunuza. Ben erken bir seçim beklemiyorum. Sene sonunda veya öbür senenin, yani 23'ün başında bir seçim olabilir mi? Olabilir. Güçlü bir ihtimal. Yani erken seçim kararının alınması için ciddi bir çaba sarf edilecek. Ama alınmayabilir diyorsunuz. Alınmayabilir. Ortadan, tabii. Çaba sarf edilecek. Çünkü başka türlü Sayın Cumhurbaşkanı aday olamıyor ki. Evet, size bir dönsek, hani bu süreçte biz izliyoruz. Bütün muhalefet sahada. Evet. Sizin de temaslarınız hiç eksik olmuyor. Bütün muhalefet sürekli değişik gerekçelerle bir araya geliyor. Evet. En son sizin yeni binanızı bir hayırladılar. Öyle bir trafik oldu. Evet. Siz neler planlıyorsunuz? Hani herkes derdini anlatmaya, eksiği gidermeye dönük, vaatlerini sunmaya dönük sokakta, sahada. Evet, evet. Şimdi yani bugüne kadar biraz bu pandemi sebebiyle biz hakikaten işte biraz da genel merkez binasının inşası vesairesi bizi bayağı meşgul etti. Biz de hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. İçimize kapanık olarak çalıştık. Kongrelerimiz birikti, bir kısmı il kongreleri. Şimdi onları yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sene zarfında bunları tamamını bitireceğiz diye ümit ediyoruz. Bundan sonra da sahaya daha fazla mutlaka ineceğiz. Ben denize bundan işte 4 sene önce görev tevdi edildiğinde ne yapalım demiştik. Ben bir seri konferanslar planlamıştım. Her ile gidelim. O ilin ileri gelenleriyle, yani sermayedarları, üniversite mensupları, sosyal medya aktörler, bunları toparlayalım, bir ikramda bulunalım ve kendilerine ben dünyada ne oluyor, biz bu dünyanın içinde neredeyiz, ne yapmamız icap eder. Birazcık da uzatıyordum, yani bu da 2 saat, 2,5, bazen 3 saat. Fakat enteresan olanı, gelenlerin %90'ı dinliyordu. Dinleyenler de genelde memnun da oluyordu. Yani biz bu problemlerin üstesinden geliriz. Türkiye bugün mahkum olduğu sıkıntıları üstesinden gelemez diye kimse bir endişeye kapılmasın. Şunları yaparsak diyorduk. Bir ara verdik şimdi bayağı. Evet. Ara verdiğimiz için yeniden başlayacağız. Bizim geçen hafta sonunda politika kurullarımız var. 20 küsur civarında. Onlarla 2 günlük bir toplantı yaptık. Her kurul kendi düşüncelerini, bizim hangi sahada ne yapmamız icap ettiğini anlattılar. Güzel de raporlar geldi. Şimdi biz bunu, tabii o biraz daha kapsamlı ama bizim için kamuoyuna yansıtacağımız bir numaralı mesele aslında ekonomi. Tabii. Bu geniş kapsamlı bir iş. İstihdamda var. Milli gelirin artması var, milli gelirin adil dağılımı var, bölgesel kalkınma var, tarımı var, bilmem sanayisi var, teknolojisi var, aslında bir altyapıda hazırlanmış. Biz bunu bir bütün olarak alacağız. Çünkü Türkiye'nin problemlerinin tamamının çözümü geliyor buraya da yani. Tabii. Sonra dış politikada biz tam bir kuşatma altındayız. Güveneceğimiz kimse kalmadı. Bize güvenen de kalmadı. Bize güvenen de kalmadı. Zeynep'in uzmanlık alanı zaten. Yani biz şimdi bugün içine sürüklendiğimiz bu badireden nasıl çıkabiliriz? Şunu ifade edeyim. Yani biz Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan falan çok büyük beklentiler içinde değiliz. Ama bugün Avrupa Birliği'nin bizden beklentileri de bizim aslında yapmamız icap eden hususlar. Yani adaletli olun diyor. Biz zaten adalet olmazsa olmaz. İnsan hakları, hürriyetler, şun hepsi. Bizim bunlara itirazımız yok ki. Bizim bunun dışında yalnız bu bölgede oynanan büyük oyunun farkına varmamız gerekiyor. Onun adı Büyük Ortadoğu Projesi. Bu proje laf olsun diye ortaya atılan bir proje değil. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ne olduğunu anlamadan eş başkanlığını üstlenmişti geçmişte, hatırlarsanız. Sonradan da bir ara dedi ki ne alakası var ya? Ama kendi sözleri ortaya çıkınca onu bir daha gündemine almadı. Büyük Ortadoğu Projesi'nin adı, ben tekrar söylüyorum, hiç Büyük İsrail projesidir. Ki o da gidiyor efendim. Yani şu anda Araplar barıştı, yürüdü. Suudi Arabistan'ından, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Oman'ından, yani bütün ülkeler teker teker darmadağın oldu. Yani bizim bir zaman bir araya getirip müşterek politika oluşturmamız icap eder dediğimiz İslam ülkeleri darmadağınık oldu. Elle tutulur hiçbirisi kalmadı. Aslında D8'ler önemli bir kuruluştur. Biz bunu yine de canlandırabiliriz inancındayım ben. Mısır'la şimdilik biraz problemimiz var ama diğer ülkelerle, bunların hepsi önemli nüfusa ve ekonomik değerlere sahip olan ülkeler. 2. Bizim ekonomik kalkınma birliğimiz var. Orta Asya'daki 7 tane Türkiye Cumhuriyeti dahil olmak üzere Türk Cumhuriyetleri. Bunları da biz daha canlı hale getirmek mecburiyetindeyiz. 3. Karadeniz İşbirliği Teşkilatı var. Şu anda tamamen felç. Evet, yani sadece kağıt üstünde kaldı. Tamamen. Ama bizim ne olursa olsun bu ülkeleri uyandırmaya, uyarmaya, bakın bu bizim üzerimizde oynanan bir oyun değil, bu hepimizi ilgilendiren bir oyundur demeye ihtiyacımız var. Efendim ben şeyi çok merak ediyorum. Bu mevcut iktidar partisinin ve onun ortağının Çin'deki Uygur Türklerinin yaşadıkları konusunda, oradaki Müslümanların yaşadıkları konusundaki sessizliğini siz nasıl karşılıyorsunuz? Anlayamıyorum. Yani sadece ekonomik yönden bizim Çin'le olan münasebetlerimizi devam ettirebilmek için bir çaba diye görüyorum. Ama bu çok yanlış. Orada yapılan zulmü görmemek, yani kör olması lazım bir insan. Efendim burada bir zulüm yokmuş. Bunlar eğitiliyormuş, beceri kazanıyormuş. Peki o zaman niye buradaki bir insan kendi akrabasıyla irtibat kuramıyor? Ya da eğitilmek istiyor mu acaba insan? İstemiyorsa yani? Tabii. Niye kendi inancına göre yaşayamıyor? Niye kendi dilini konuşamıyor? Böyle şey olur mu? Onun için burada çok ciddi bir problem var ama burada hakikaten Sayın Bahçeli'yi anlamakta mümkün değil. Hadi Perinçek'i anladık, yani Perinçek onların savunuculuğunu yapmakta şeref duyan bir insan. Ama bu zulmü görmemek mümkün değil. Ya çünkü hem Müslüman hem Türk. Yani tabii, hani tek taraflı değil yani tabii, sadece. AKP'ye bakarsak yani hani hep İslamcılığı ön plana çıkaran, İslam dinine referans yapan bir parti. Diğer tarafa bakıyoruz, hep Türkçülüğü, milliyetçiliği ön plana çıkarıp ona referans yapan bir MHP var ve orada bir hem Müslüman hem Türk bir araya gelmiş, bunu dert edinemiyorlar. Yani ben yalnız AK Parti'nin bu dediğiniz tarafını hep Müslümanlığı öne çıkarıyor. Yok, son zamanlarda çıkarıyor. Ben İslamcı değilim dememin sebebi de bu. Ben İslam'ı kendi menfaatim için kullanmam. Allah muhafaza etsin. Yani İslam, siz ayırıyorsunuz o İslamcıyı. Ulvi bir değerdir. Evet. Biz onun prensiplerine bağlıyız. Bağlanmak da inancımız gereği gerekir. Ama İslam dediğiniz zaman dindar nesil yetiştirelim diyor. Dindar nesil demek dürüst olan insan demek. Yemeyen, yedirmeyen insan demek. Bir hükümdar, bir başkan yanlış yaptığı zaman çıkıp sen yanlış yapıyorsun diyebilmek demek. Yolsuzluğa bulaşmamak demek. Yani siz evet. Yoksa şeklen ben Müslümanım demenin bir mantığı yok ki. Peygamber Efendimiz çok açıkça buyurmuş. Biz bir insanın namazı ve orucu sizi aldatmasın, siz onun muamelesine bakın diyor. Efendim? Onun için ben burada yani orayı düzeltmek için söyledim. Tabii. Bizim şimdi dış politikamızı herkes, çünkü çok, dünya çok karıştı. Biz kendi komşularımızla ve kültürel dini bağlarımız olan ülkelerle bir araya gelmeye öncelik vermeliyiz ama bunlar darmadağın oldu. Bunu da görüyoruz. Yeniden biz bunu nereden, nasıl başlayarak canlandırırız? Bu çabayı sarf etmekle mükellefiz. Biz Rusya'yla da Avrupa Birliği ile de münasebetlerimizi belli bir seviyede tutmaya da mecburuz. Yani İstanbul Kanalı, Montrö Anlaşması gündeme geldiği zaman yani insan nereye sürükleniyoruz? Endişe ediyor ister istemez. Siz de endişe ettiniz değil mi efendim bu Montrö'yü gündeme getirdiklerinde? Tabii tabii. Yani bir sonraki aşama Lozan çünkü. Allah muhafaza etsin. Tabii Montrö ya bize hak veren, evet, bizi koruyan bir anlaşma. Biz bunu nasıl çöpe atar gibi atarız? Onun için yani şu anda ciddi bir kargaşa var ama burada bizim mutlaka yeni politikalar geliştirmeye, her ülkeyle bu bağları sağlamlaştırmaya, Avrupa Birliği'ye de arkadaş bize bazı konularda dayatmada bulunmayın. Ama sizin dediğiniz bu adalet mi? Liyakat mı? Sosyal dayanışma mı? Fikir düşünce hürriyeti mi? Hiç bunda bizim itirazımız yok ki. Ya da çevre, iklim değişikliği. Ya, çevre ve iklim değişikliği, bakın biz sanayileşmeye önem veriyoruz ama bunu yaparken tarıma da bir numaralı, geçen gün arkadaşlar onun sağ olsunlar güzel bir takvimini de yaptılar. Çevre bir numaralı meselemiz. Çevre bize emanet edilmiş. Biz bunu suyu, toprağı, ağacı korumazsak olmaz. Mecburuz. Havayı, bunlar yani gittiği zaman nesillerimiz tehdit altında kalır. Onun için bunları önemsemek demek sanayi veya tarımı ikinci plana atmak manasına kesinlikle gelmez. O tedbirler alındığında sanayi de tarım da daha ciddi bir kalkınmanın içine girebilir. Bu tercihe bağlı. Bugün söyleniyor bazı sözler ama gereği yapılmıyor. Biz Avrupa Birliği ile bu konuda elbette ittifak ederiz. Hatta onlardan ileriye de gideriz biz. Yani bir Trump geldi, çevreyi mevreyi hepsi çöpe attı gitti. Ha Biden geldi, o da onu yeniden hayata geçireceğim dedi. Başka noktadan tepemize binmeye kalkıyor o da. Şimdi Büyük Ortadoğu Projesi'nin tekrar başrolünü oynuyor. Girit'te şimdi üstlenmeye kalkıyor. Bulgaristan'da, Yunanistan'da adaların hepsi işgal edildi Yunanistan tarafından. Gıkımız çıkmıyor. Gık demiyoruz ya. Yani Tansu Çiller'in gösterdiği Kardak'ta baba yiğitliği gösteremiyor arkadaşlar. Olur mu böyle şey? Şimdi efendim Uygur Türklerinde de işaret ettiniz. Aslında iktidarın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi, lideri de Sayın Devlet Bahçeli. Ama Devlet Bahçeli örneğin Avrupa Birliği'ne tepki gösteriyor Türkiye'ye yönelik insan hakları çağrısında. Osman Kavala gibi, Demirtaş gibi kararların AİHM'in uygulanması talebinde tepki gösteriyor. Ama Avrupa Birliği'ne başka hususlarda çok tepki göstermediğini görüyoruz. Ama hep de iktidara, Erdoğan'a bir kırmızı çizgi çizen bir parti konumunda Sayın Bahçeli ve MHP. Siz MHP'nin rolünü nasıl görüyorsunuz iktidar ortaklığında? Yani... Kongresine de davet edilmediniz efendim, değil mi? Kongresine de davet edilmeyen partilerden birisi. Biz davet ettik herkesi. Ama MHP kongresine sadece davet gelmedi. Yani şöyle, Erbakan Hoca'yı anma programı için dediğini zannediyorum. Hayır, yok, MHP sizi davet etmedi kongresine. Ha, yok. Yani bize öyle bir davet gelmedi. MHP o da ilginç. Karşı, yani ben de onu anlamıyorum, evet, bize siyasette. Bir mesafe var. Biz davet ettik onları geçmişte başka programlara. Evet, Erbakan'a da tek onlar, evet, katılmadı. Bir tek onlar gelmediler. Onun dışında herkes geldi. Ben tabii onların meseleye yaklaşımını Anlıyorum ama anlamak doğru olmadık manasına gelmiyor. Tasvip etmiyorum. Türkiye'de gerginliğin artmasına vesile oluyor MHP şu anda. Buna ihtiyaç yok. İşte aynı kesime hitap eden Meral Hanım var. Gayet makul, gayet samimi bir şekilde konuları gündeme getiriyor. Ama itham altında bırakılıyor. Doğru değil ki. Onun için ben yani geçmişte, yani 20 küsur sene önce Sayın Bahçeli Çin'e bir gitti. Evet. Orada bir takım anlaşmalar, 4 tane 5 tane mi anlaşmalar imzalanmış. Ondan dolayı mı? Ona verilen işte orada bazı unvanlardan veya itibar kazandıracak ne diyelim belgelerden dolayı mı böyle davranıyor bilmiyorum. Ama garip. Çok garip. Türkçülüğü bu kadar benimseyeceksiniz. Uygur Türklerini gündeminize hiç almayacaksınız. Bunu anlamak mümkün değil. Evet. Öte yandan HDP'ye yaklaşımı, Anayasa Mahkemesi'ne yaklaşımı. Evet efendim, HDP'yi bir konuşmadık. HDP'nin kapatılması, siz de geçmişte yani, kapatılmış bir siyasi partinin evet, mensubu yani, olarak nasıl görüyorsunuz? Bak ben Tayyip Bey HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne müracaat yapıldığı zaman dedim ki bu hemen döner. Bunu bir iki televizyon programında da söyledim. Hazırlıksız yapılan bir şey. Anayasa Mahkemesi bir partinin kapatılabilmesi için 3 tane kriteri var. Birisi tüzüğünde anayasaya aykırılık olacak ki yok. Yok, bu kadar. Programında anayasaya aykırılık olacak ki yok. Ya da odak geriye kalıyor, odak haline gelmiş olacak. Odak haline gelmek ithamla odak haline gelmez hiçbir parti. Davalar açılmış, şahıslar hüküm giymiş olacak ki kafi miktarda insan, Anayasa Mahkemesi 3 kişiyi yeterli görebilir. Ama 3 kişinin hüküm giymesi lazım. İddia 700 kişi değil de 1700 kişi olsa Anayasa Mahkemesi'ni bağlamaz. Anayasa Mahkemesi de hemen baktı, iade etti. Yani burada birçok eksiklikler, yanlışlıklar var diye iade etti. Ya bu açıktı ama o zaman Sayın Bahçeli kongreye giderken böyle bir jeste ihtiyaç vardı. Onu da Sayın Cumhurbaşkanı gösterdi. Kendisi de zaten yani normal olarak ben partilerin kapatılması taraftarı değilim. Geçmişte de bunları gördük. Kapatmak bir çare olmuyor. Başka şekilde tekrar bu partiler hayatiyet kazanabiliyorlar dedi. Onun için bu yol değil. Terör çok ciddi bir meseledir. Terörle iltisak ortaya çıktığı zaman da kapatılır. Ona ya diyecek bir şey yok. Ama bu ithamlı olmaz diyorsunuz. İthamlı olmaz. Kanıtlı olur. Tabii. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten harika bir sohbetti bizim için. Estağfurullah, ben size teşekkür ederim. Sizi burada görmek hakikaten her sorumuza da açıklıkla cevap verdiniz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani böyle hanımlarla birlikte İstanbul Sözleşmesi'nden başlayarak bu meseleleri görüşmek benim için de güzel bir fırsat oldu. Ben de sorularınız için de, beni de sabırla dinlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah Cenab-ı Hak ülkemiz için, memleketimiz için en hayırlı günleri görmeyi bize nasip etsin derim. Evet efendim, hepimizin temennisi o. Sayın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ağırladık bu akşam ama programı bitirmedik. Kendisini uğurladıktan sonra biz kendi aramızda yine Türkiye gündemini, dertlerimizi konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayınız efendim. KRT ekranlarında Stüdyo Ankara devam ediyor. 3 kadın gazeteci biraz önce Saadet Partisi lideri Sayın Temel Karamollaoğlu'nu burada ağırladık. Kendisi ayrıldı. Şimdi artık Türkiye gündemini üçümüz konuşacağız. Alanda olan 3 kadın gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, Nergis Demirkaya ve Zeynep Gürcanlı. Neler oluyor Türkiye'de? Dertlerimiz neler ve bunun çözümleri neler? Hepsini burada konuşmaya devam ediyoruz. Ve başlangıç olarak hanımlar, bana göre meclis değil mi? Yani mecliste olmadık bir şey oldu. İktidar partisi ve onun ortağı bir anda boş bıraktılar meydanı diyeyim, genel kurulu ve çok geçirmek istedikleri yasalardan bir tanesi reddedildi. Ama reddedilmekle kalmadı. Bunun üzerine bunu tekrar geçirmek için artık anayasayı, yani yasaları, mevcut sistemi zorlamaya başladılar ve zorladılar. Ne diyorsun Nergis? Şimdi bu teklifin görüşülmeye başlanması da ayrı bir tartışma konusu. Belki onu da üzerinde durabiliriz. Aslında AKP grubunun en kalabalık olduğu günlerden biriydi. Bu teklifin görüşmelerinin yapıldığı günde. Çünkü yaklaşık bir hafta önce AKP'nin kongresinde ilan edilmiş 2 tane aslında grup başkan vekili kamuoyuna duyurulmuş. Onun için seçim yapıldı. Usulü bir seçim. İsimler belli ama tüzüğe göre, kendi tüzüklerine göre oylama yapmaları lazım. Onun herkes de toplandı. Geldi. Herkes vardı eksiksiz. Sanıyorum Elitaş da yeni grup başkan vekili 275 kişiydik gibi galiba bir ifade kullanmıştı. Vardır o kadar. Herkes meclisteydi. Ama yasama çalışmalarına katılmıyorlar. Sonuçta o salonda değillerdi. Bu çok uzun zamandır bir problem. AKP grubu içerisinde belki Elitaş'ın, Ünal'ın gelişinde bunların da etkisi var, bilemiyoruz. Ama yasama çalışmalarına meclisi çalıştırma görevi iktidarın ama bu çalışmalara çok sınırlı bir katılım var ve bir gün patlayacaktı, böyle patladı. Bir şekilde mecliste bulunacaksınız, tartışacaksınız, sunduğunuz teklifin arkasında duracaksınız. Bunun için orada olmak zorundasınız. İşiniz bu ya. Şimdi aynen öyle. Yani her biri sonuçta bu milletten maaş alıyor. Milletvekili maaşı alıyorlar. Temel işleri haftanın 3 günü. Gelmek, o yasama çalışmalarına katılmak, hepsinin çay içme hakkı var, ihtiyaçları için misafirlerini ağırlamak, bunlar hepimiz için olabilecek şeyler. Onlar da yaşayacak tabii ama 10-15 kişinin olduğu bir meclis iktidar partisinden biz bunu konuşuyoruz. Şimdi tek tek hani biz ayrıntıları biliyoruz. İş tüzük hükümleri, şu madde, meclis başkan vekilinin, bunların hepsini ayrıntılarıyla konuşabiliriz ama asıl konuşulması gereken şey şu, çok önemli. Yani meclisin geldiği nokta ve yaşananları şöyle özetlediler bir cümleyle hemen. Tek işleri el kaldır el indirdi, onu da yapamadılar. Özgür Özel'in bir ifadesi vardır bu konuda, sık kullanır. Oylama için işte parmak hesabı gelip gidiyorları anlatıyor. Çin ordusu gibi geliyorlar, Çil yavrusu gibi dağılıyorlar diye. Bu hafta da kullandı. Biraz böyle yürüyor. Oylama saatlerinde biz hani şahit oluyoruz Yıldız'la da. Oylamaya yakın uyarı gidiyor kulise. Çünkü izlenmiyor, konuşmalar dinlenmiyor. Yani. Tam öyle mübaşirler olur, bağırır, aynen öyle çıkılıyor kulise ve orada arkadaşlar oylama diyor. Hatta şu da yapılıyor, o meclis başkan vekili eğer CHP'li ise ya da diğer partilerden HDP'li ise ayrıca bir uyarı gidiyor. Arkadaşlar bu muhalefetin meclis başkan vekili, hani dikkat almaz mı denir? Daha dikkatli olmamız lazım bu açıdan deyip uyarılarla bazen çoğunluğu korumamız lazım içeride diye. O şekilde uyarılıyor. Şimdi bu çalışmanın, meclis faaliyetinin bu hale gelmesi çok üzücü. Sonuçta döndü, divana taşındı, oradan başka bir iş tüzük maddesi üzerinden getirildi ama bu böyle devam ederse, ben gereğini yapmadım, mecliste yoktum, çalışmalara katılmadım ve bunun bir sonucu oldu. Ama ben bu sonucu kabul etmiyorum. Ben bunu geri çeviririm. Anlayışı problemli bir anlayış. Hülle, hep bir hülle, hep bir, yani nasıl diyeyim, bir alavere dalavere. Yani ortada bir sistem var. Sen milletvekilisin, orada oturacaksın, dinleyeceksin, itiraz edeceksin, konuşacaksın, fikrini söyleyeceksin. Sonuçta oylamaya gelince de oyunu vereceksin, lehte ya da aleyhte. Ve çünkü senin bu işin. Ama bunu yapmadıktan sonra niye yapmadın diye sorunca yapmadım ama hadi siz bunu bir mazur görün. Bunun bir yolunu bulalım. Bir alavere dalavere yapalım. Oradan buradan arka kapıdan dolaşalım ve biz bu işi bir çözelim. Çünkü bize çok kızacaklar diye bir durum var. Kızılmış. Onu söylemeden edemeyeceğim. Çok özür diliyorum Yıldız. Şimdi divan toplandı. Yeniden oylama, yine çoğunluklara dayanarak divan kararı alındı. Başkanlık tezkeresi olarak yeniden oylama oylandı. Sonra da o diğer sorunlu oylama yapıldı. Bu arada genel kurul bugüne kadar gördüğünüz gördüğümüz bir 23 Nisan meclisin açılışı, bir de yemin törenidir en kalabalık olduğu gün. Herkes geldi tabii. Herkes meclisteydi. Hatta CHP'li milletvekilleri bunu esprili bir şekilde dile getiriyorlar. Verilen yarım saatlik arada da çıkmadılar. Arada kaçırırız diye, değil mi? Onu bilemiyorum ama içeride bir sıkı yönetim ilanı var galiba partide. Yani meclisteki fotoğraf sağ tarafta ekranda izleyenler açısından, sağ tarafta AK Parti sıralarının dolu, tam kadro dolu görüntüsünü verdiler Perşembe günü, ki Çarşamba günü işte bu konuştuğumuz çoğunluk olarak bulunmamaları halinin yarattığı sıkıntı üzerine. Buradaki temel nokta şu: bu yasa teklifini, yani konuştuğumuz yasa teklifine güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifi tam adı. Bu teklifi yeniden getirebilirlerdi. Nasıl getirebilirlerdi? Bir isim değişikliği yapabilirlerdi, birkaç maddesiyle oynayabilirlerdi ve yeniden komisyon sürecini başlatmaları gerekiyordu. Ben hatta bunu şöyle yorumlamıştım: nezaketli olan yöntem bu demiştim. Yani meclise eğer biraz nezaket gösterilecekse nezaketli olan yöntem bu demiştim. Bunu yapmayı tercih etmediler. Niye? Çünkü orada bir işte komisyon süreci olacaktı. Bir parça süreç uzayacaktı. Bunun yerine ki muhalefetin 3 grup başkan vekili Perşembe sabahı 10'ar dakikayla kürsüyü de paylaştılar. Özgür Özel, Müsavat Dervişoğlu ve Meral Danış Beştaş. Üçü de şunu söyledi: aynı 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi gibi, kazanana kadar hiçbir şey olmadıysa bir şey oldu deyip bu seferki gerekçeyi de efendim neden CHP'li Meclis Başkan Vekili Haydar Akar elektronik oylama yapmamış gibi, ki doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü istişare oylama yapıldı. İstişare oylama ne? İşte o el kaldırma meselesi. İstişare oylamada biz tanığız, içeride değillerdi. Son dakika koşan vekil oldu. Hatta tutanağa da geçen şöyle bir ifadesi var Cahit Özkan'ın: 2 kişi 2 falan diye bir heyecan var o sırada. Gerçekten kapıdan giren vekil peşine düştü AK Parti. Kamera görüntülerinde peşine düştüler ama kamera görüntülerinde istediklerini bulamadılar. Bu nedenle de Mustafa Şentop'un açıklamasında mesela şöyle bir ifade yok: kamera görüntülerine baktık, çoğunluktaydık diyemediler. Kamera görüntülerine baktık, son anda vekiller girmişti, Haydar Akar bunu dikkate almadı diyemediler. Döndüler dolaştılar, efendim işte itiraz oldu da itiraz olduğu için elektronik oylamada yapılabilirdi diye. Tam da gerçekten muhalefet grup başkan vekillerinin dediği gibi hiçbir şey olmadıysa da bir şey oldu dercesine bir süreci yaşattılar. Ama nezaketsizlik yaptılar. Neye nezaketsizlik yaptılar? Muhalefete değil, millete nezaketsizlik yapıldı burada. Hukuka nezaketsizlik yapıldı. Hukuk yeniden çiğnendi. Meclisin kendisine yapıldı. Ama zaten işte meclis dediğimiz o millet iradesi, millete nezaketsizlik var burada. Bunu yeniden getirebilirsin sen. Dediğim gibi adına bir kelime eklersin kanun teklifinin. Hemen Perşembe günü bunu sunabilirdin ve yine çok hızlı işletirdin. Önümüzdeki hafta yine Perşembe günü yine bunu konuşturuyor olurdun. Çok hızlı işletebiliyorlar. 48 saatlik süreçlerle komisyondan bunu geçirip getirebiliyorsun. Çünkü iktidar olarak bu çoğunluğun var, AKP-MHP ortaklığında. Bunu yapmamayı tercih ettiler. Şunu gösterdiler aslında bize bir kez daha bu sistemde. Biz ne istersek olur. Hukuku da takmayız, meclis iç tüzüğünü de takmayız. Muhalefetin zaten oy çokluğu sağladığı bir oturumu da geçersiz kılarız dediler. Bence burada millete ayıp edildi, milletin iradesine ayıp edildi. Çünkü orada çoğunluktaydı muhalefet. Yani bunu öyle de evirseler, böyle de çevirseler, ki tekrar söylüyorum kamera görüntülerine bakıldı. Zaten kamera görüntülerinde aksi olsaydı Şentop'un bunu çok açıkça böyle söyleyeceğini de görmek, kabul etmek lazım. Orada tabii Özgür Özel'le bir polemiğe girmeyi tercih etti Meclis Başkan Vekili. İşte Meclis Başkanı pardon, işte vekiller değil benim hükmüm geçer polemiğini gerçekleştirdi. Özgür Özel'i pişman ederim ifadesini kullandı. Vardı orada. O da mesela üslup olarak çok sıkıntılı bir üsluptu Sayın Şentop'un üslubu da. Yani Meclis Başkanı, tabii saygım sonsuz, meclis meclisin seçtiği başkan, ama meclis başkanı olmak herhangi bir milletvekiline tehditvari bir ifade kullanmayı da gerektirmiyor aslında. Yani pişman ederim falan, bunlar hoş unsurlar değil. Üstelik bir de yani Türkiye Cumhuriyeti'nde Millet Meclisi'nde çok ciddi kavgalar, çok ciddi etik dışı hareketler gördük biz genel kurulda zaman zaman. Şimdi bu tip tavırlara karşı meclis başkanları her zaman bir örnek oluşturan insanlar olarak karşımıza çıktı. Yani olur, her yerde tartışma olur. O tartışma alevlenir, kavgaya da dönüşür. Ama mecliste görmek istemediğimiz görüntüler de ortaya çıktı. Fakat hiçbir zaman meclis başkanları bunların içinde olmadılar. Hiçbir zaman meclis başkanları bunu başlatan ya da teşvik eden ya da provoke eden insanlar olmadılar. Üsluplarına her zaman dikkat ettiler. Şimdi Sayın Şentop'un bu anlamda üslubunun ben sıkıntılı bir üslup olduğunu düşünüyorum. Bir meclis başkanının ne olursa olsun hiçbir şekilde yani duygularına hakim olması gerektiğini, biraz daha sakin ve sağduyulu durması gerektiğini düşünüyorum. Özgür Özel'e yaklaşımının hiçbir şekilde kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. O aslında birazdan onu da konuşuruz. Son günlerde yaptığı bazı açıklamalar üzerinden eleştirilere maruz kaldığında verdiği yanıtlar da bu açıdan çok üzerinde durulması gereken açıklamalar, küçümseyen, biraz öyle yorumlayabileceğimiz ifadeler, cahilce, anlamıyorlar, bu Montrö tartışmasına girersek. Burada ama bir de bu konuyu geçmeden mecliste bu teklifle ilgili de özel bir durum var aslında. Başından beri zaten izledik uzun zamandır. OHAL KHK'sıyla getirilmiş bir düzenleme. Kamuya liyakat esası olmalı. Suç bireyseldir. Aslında buna dikkat et. Bu çerçevede bakmak gerekiyor. Ben de böyle bakıyorum. Ama başka, hayır, güvenlik soruşturması. Senin annenin, eşinin annesinin, onun bunun her şeyin araştırıldığı ve bunun yapılış şekli. Bunlar tartışmalı konular. Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Ve siz ısrarla bunu çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu AKP'yi de böldü. 9 aydır bu teklifin meclise gelmemesinin arkasında da bir sorun var. Orada da bu tartışmalı hakları, özgürlükleri, liyakatın, insanların bireysel özellikleri, donanımının esas olması gereken bir süreçte başka bir şey konuşuyorsunuz. İşte sıhri hısımlar dediğimiz kanun yoluyla oluşan dünürler, kaynanalar, onların inceleneceği bir süreç. Partiyi de böldü. Biraz bunun arkasında belki sahiplenilmemesinin aslında bu da var. Ve sonrasında biz bu hafta içi bambaşka bir ayrıca konu yaşadık ama teklif de çok tartışmalı bir teklif. Gelecek hafta görüşmelerinde şöyle anlaşıldı, bu görüşmeleri de izleyeceğiz. Getirilmesinin aslında orada da bir uzlaşma arayışı var. Muhalefetle değil o uzlaşma. Kendi içlerinde bir iki yerde değişiklik yapacaklar. Sıhri hısımlar işte çıkacak muhtemelen. Değerlendirme komisyonu kimden nasıl oluşuyor, nitelikleri ne, bunlar ne kadar sağlıklı karar alabilecekler. Burayla ilgili de soru işaretleri var. Çok sübjektif, her şey çok sübjektif. Onlar o konuda da bir düzenleme olacak gibi. Bu şekilde ikna edip getirildi. O değişiklikler olacak mı tabii bu gerilimin ardından? Kendi içlerindeki gerilimin ardından onu da gelecek hafta izleyeceğiz. Normal koşullarda önerge sunmalarını bekliyorduk ve birkaç maddede değişiklik yapmalarını bekliyorduk. Örneğin en çok tartışılan maddelerden biri kayınvalide ve kayınpederin dahi, evet, kişinin araştırma konusuna dahil edilmesi, Nergis'in işaret ettiği gibi. Orada tabii şöyle de bir nokta var. Şunu unutmamak lazım. Şimdi ortada bir FETÖ'nün yaptığı darbe girişimi var. O noktaya gelecektim ben de. Ve bir büyükelçi örneği var. Şaban Dişli örneği. Ya bakan şimdi, var, bakan. Şaban Dişli örneği gibi örneklerde baktığımızda kardeş dahi bir olumsuzluk olmadı büyükelçi atanmasına. Bakan ya da atanmasına. Sayın Pakdemirli'nin atanması mesela tartışıldı. Ama hani Dişli örneği çok daha belirgin, çünkü orada darbe girişiminde komuta kademesinde olan bir örneği konuşuyoruz ve doğrudan fiilen silahlı olarak silahlı kanat, örgütün silahlı kanat temsilcisi örneğini konuşuyoruz. Şimdi orada Şaban Dişli örneğinde büyükelçi atanmasına dahi bir engel yokken, şimdi burada güvenlik soruşturması, ki buna muhalefet fişleme teklifi diyor, muhalefetin ifadesini kullanmak gerekirse, siz burada kişileri sadece kardeşi değil, hısım akraba diye bir tanımlamanın içinde bütün 7 ceddi, tabiri caizse 7 ceddi üzerinden hakkında dosyasına işlemeler yapıyorsunuz ve o dosyası üzerinden kariyerini, memuriyetteki yükselmesini, her şeyini etki edecek bir tutumu ortaya koyuyorsunuz. Gencecik insanlardan bahsediyoruz burada. Yani orada çok acıklı. Soruşturmaları üzerinden bir hesap var. Katolik evlilikleri. Hani bunu biraz bunun için herhalde koymak istiyorlar. Ama dedi ki yani onu yapmak istiyorlar ama da liyakat oluyor. O zaman çelişiyorlar. Zaten AK Parti içindeki tartışma da bu yüzden. Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut kabinesindeki bir bakanın, bakanımız yani saygımız sonsuz, öyle atandı. Kendisi hakkında en ufak bir şaibe yok. Ama abisi şu anda FETÖ hükümlüsü. Tabii yani eğer böyle bir şey varsa yani önce oraya uygulanması gerekir. Oraya uyguladıktan sonra herkes uyguluyorsa ben de derim ki bir adalet vardır. Yani bir mantığı vardır işin. Onu da kabul etmem. Yani doğru olan aslında bu. Yani bakan da atanır, büyükelçi de atanır. Tabii çünkü ki atanır. Evet, suçun ama iş halka gelince, vatandaşa gelince, daha da fenası gencecik insanlara gelince, dayısının, teyzesinin, işte kayınpederinin bir dönem yaptığı bir hata yüzünden 20 yaşında 25 yaşındaki insanların yani kariyerini engellemek nedir? Nasıl bir açıklaması olabilir bunun? Kendisinin bir suçu varsa onun suçunun cezasını çeker. Tabii ki atanamaz. Tabii ki hatta bir hakikaten ciddi bir suçsa hapse de girer. Ama eğer kendisinin dışında bunlar gerçekleşmişse 20 yaşında 25 yaşında insanlardan bahsediyoruz, devlete girmek isteyen, sınavlara giren bir şekilde. Bu insanların yani günahını alıyorsunuz. Daha ötesi yok bunun ya. Yani hiç yapmamış bir şey. Tertemiz çıkmış okuldan, gelmiş oraya. Hiçbir sicilinde sıkıntı yok. Ama ablası, amcası, teyzesi, halası. Sınava giriyor, onu kazanıyor. Mülakata giriyor, onu kazanıyor. Pırıl pırıl işte, onu söylemeye çalışıyorum. Ve sen önüne bu set koyuyorsun bir anlamda. Bu açıdan çok problemli. Bir de Türkiye bunu yaşadı geçmişte. Bu başka bir sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Etnik olarak ve dini tercihler olarak ve başka detaylarda da kişileri bölüyorsun. Vatandaşların arasında ayrımcılığa gidiyorsun. Çünkü bu fişleme dediğimiz örnekleri Türkiye geçmişte yanına Alevi diye not edilmesi gibi örnekleri yaşadı. Sünni diye not edilmesi gibi örnekleri yaşadı. Laz kökenli diye not edilmesi gibi örnekleri yaşadı. Yani Türkiye'nin bu konudaki geçmiş tecrübesi de sağlıklı bir tecrübe değil. Yani 28 Şubat'tan şikayet edenlerin bunu yapıyor oluşu da çok enteresan. İronik bir durum. Çünkü astsubay kadroları için örneğin TSK'da geçmişte bunun sıkıntısı yaşadı. İnsanların eşinin başörtülü olarak not edilip edilmediği tartışmasını yaşadı bu ülke. Şimdi bu tartışmaları bir başka şekilde devşirmiş, bundan siyasi bir kazanç elde etmiş bir iktidar var. Ve bu siyasi kazanç elde etmiş iktidar, 28 Şubat'ı kastediyorum, şimdi karşımıza başka bir şey yol açıyor. Yani eşinin, kardeşinin, hısım akrabasının bir kişi için not ediliyor olmaması gerekir. Devletin vatandaşlar arasında bu ayrımcılığı yapıyor olmaması gerekir. Bu temel insan haklarına aykırı. Not etmek nedir? Ya yani onu anlamaya çalışıyorum. Ondan yani eğer benim bir sabıka kaydım var. Bu sabıka kaydımda eğer bir hakikaten adli bir meselem varsa o sabıka kaydımda çıkıyor. Onda bile 5 sene sonra siliyorlar. Yani eğer hakikaten ciddi bir şey değilse onda bile 5 sene sonra, 10 sene sonra siliniyor bunlar. Bunu yapan devlet öbür tarafta sadece sübjektif unsurlar üzerinden yapıyor. Ne olabilir? Bir insanın kariyerini engelleyecek şey sadece ve sadece kendi sabıka kaydı olabilir. Bu da bir mahkemenin, bağımsız mahkemenin verdiği karar olabilir. Yoksa A kurulu, B kurulu, oradan 3 kişi atanmış, buradan 5 kişi bulunmuş, sivil toplumdan 2 kişi gelmiş. Karşı iktidardan sadece, yani şunu bile yapsalar çok anlamsız ki yapmıyorlar tabii elbette. Muhalefetten de gelsin kardeşim o kurulda hep beraber bakalım bile deseler bu sıkıntılı. Yani muhalefet, iktidar fark etmez ki bir insanın geleceğine Ahmetler, Mehmetler, şunlar bunlar seçilmiş böyle atanmış insanların karar vermesi mümkün değil. Onu bırak atanmış insanlar, seçilmiş insan da karar veremez. Kimdir seçilmiş insan? En önemli seçilmiş insan Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Sayın Cumhurbaşkanı da bir kişinin kariyerine böyle bir engel, o bile yapamaz. Yani ona bu hakkı vermiyoruz biz. Biz ona ülkeyi yönetme hakkını veriyoruz verdiğimiz oylarla. Yoksa kalkıp çıkıp da yani onun böyle fişlemek, bunu böyle fişlemek, onun önünü açmak, böyle şeyler yani hakikaten çok iptidai, çok çağ dışı, medeniyet dışı unsurlar. Yani en önemlisi hukuksuz. En önemli CHP sözünü de görüşmelerin ilk gününde o sözü verdi, geldiğimiz iktidar olduğumuzda kaldıracağız diye. Ama bu arada tabii eylemsel iş tüzük ihlali var diyorlar ve hemen gelecek hafta, muhtemelen hafta başında bile olabilir, gidecekler Anayasa Mahkemesi'ne. Aynı zamanda bu kanun yasalaşırsa da kanunu zaten götürecekler ve bu görüşmeler boyunca o komisyon şerhlerinde de çok açık ciddi anayasa ihlallerinden bahsediliyor ve orada bir geri dönüşe kesin gözüyle bakıyorlar. Tabii bu kanun usul yönünden de şu anda da en büyük tartışmalardan birine sahne olmuş oldu, Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi noktasında. Buradan AYM'ye gidebiliriz. Tabii burada ama şunu da söylemeden geçmeyelim. Orada şu sorgulandı. Çarşamba günü mecliste yaşanan manzarada acaba dendi ki AK Parti içinde bir kırılma mı bu? İşte çoğunluğun salonda olmaması. Onu ama ben mesela anlattı aslında Nergis. Yani biz herhalde o konuda hemfikiriz. Kırılma olmadığını ben düşünüyorum. Bir şey var belki ama yani bir tırnak içinde gönül koyma, rahatsızlık var ama Perşembe günü talimatın ne kadar etkili olduğunu bence gördük mecliste. Emir demiri keser diyoruz belki. Tabii, de biraz. Sonuçta en son böyle oy kalkacak. Herkes o, kimin oy kaldırdığını görecek. Evet, AYM'ye gelelim. Çünkü hakikaten Anayasa Mahkemesi'nin çok ciddi bir kararı var. Geri göndermek HDP. Çünkü siyaset için, Türkiye'deki iç siyaset için çok önemli bir konuydu. Bir parti kapatma. Hem de mecliste grubu bulunan 3. Büyük Parti'nin kapatılmasını tartışıyorduk geçen haftaya kadar. Bu konuda adli makamlarda harekete geçmişti. Yargıtay Başsavcılığı bir iddianame hazırladı. Bu iddianame Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü ve Anayasa Mahkemesi şaşırtıcı da bir şekilde, sürpriz de bir şekilde aslında. Çünkü açıkçası bana göre sürprizdi. Sürpriz bir şekilde bunu reddetti, geri gönderdi. Aslında sürpriz şöyle, bu olabilir. Olmaz mı? Olur, hata yaparsın. Ama bu kadar ciddi bir konuda meclisin 3. Büyük Partisi yasama faaliyetinin içerisinde, arkasında sonuçta milyonlarca oy olan bir parti, çok ciddi bir karar, bir partiyle ilgili kapatma davası açmak. Ama bu dava kapatmadı, açtığınız o iddianame, gönderdiğiniz bu nedenle kapatın bu parti dediğiniz iddianame oy birliğiyle geri döndü. Raportör önce raporunu verdi. Raportöre uymak zorunda değiller. O eksiklikler tespit edildiğine, bunun iade edilmesi gerektiği görüşünü iletti. Şimdi AYM üyeleri de açtı, baktı. Biz yargı muhabiri olan arkadaşlarla özellikle biraz sohbet ettik bu süreçte. Onlar da çok altını çizdikleri noktalar var. Hani çala kalem diyorlar. Çok kötü bir iddianame. Neler var? TC kimlik numarası yok. Bu olmayacak işler bunlar. Adres eksik. Bu var. Bunun yanı sıra dengeli Mehmet Fırat kaybetmiş, gibi ölenler için siyasi yasak. O siyaset yasağı içinde yok. Ama siyaset yasağı istenenlerin içinde bir iki kişi var öyle. Hayatını kaybetmiş ve o var. Bunun dışında Sayın Temel Karamollaoğlu'nun işaret ettiği nokta var. Şimdi bu kadar insanla ilgili iddiayı bir iddianamenin içine boca ediyorsun ama onun odak olmayla bunun ilişkisini kuramıyorsun. Aslında bu var. Bu en büyük problem. Ve bu oy birliğiyle üstelik, çünkü bunu hazırlayana bir düzelt demek zorundasın. Sen niye düzeltesin? Böyle bir durum yok. Oy birliğiyle gönderiliyor. Bu geri gelecek. Pazartesi, salı, gelecek hafta muhtemelen tekrar düzenlenecek, hazırlanacak, eksikler giderilecek ve geri gönderilecek. Ama bu tablo, bunun hazırlanış şekli, yapılışı, geri oy birliğiyle dönüşü, bu yer aldı. Bu dava yer aldı. Şöyle de bir şey var tabii. Yani mesela o getirilmesi ve Anayasa Mahkemesi'ne gönderilme süreci de hakikaten ilginçti. Tabii, onu daha tam güzel. İşte kongreden hemen bir gün önceye getirildi. Benim Yargıtay'dan konuştuğum insanlar şunu söylediler. Yani mesela o iddianamenin yazıldığı ve gönderildiği gün aslında Yargıtay'ın rutin uygulamasında itiraz günüymüş. Yani itirazlar yapılır, onun üzerine tartışılır ve o itirazlara nasıl tavırlar alınacağı konuşulan bir günmüş. Bunu iptal etmiş başsavcı ve yani bir sonraki güne atmış. Normalde çarşamba günü olan şeyi perşembe gününe atıp alelacele, çala kalem biraz da sanki yetiştirmeye çalışmış. Yoksa yani iddianame çarşamba değil cuma gelseydi, cuma değil pazartesi gelseydi, yani kim ne diyecekti ki? Yargıtay bir hazırlık yapıyor. Yetiştir yetişmez. Yani neye yetişecek bir de? Yani onun iddianamenin hazırlanmasının bir süreci vardır. O süreç çerçevesinde yani çarşamba günü sen yine rutin toplantını yaparsın. Perşembe eğer yazacaksan oturur onu yazarsın. Ama bunu bile yapmadılar. toplantıyı falan iptal edip hemen acilen onu yazmaya yeltendiler. İşte bunun gerekçesi de hep MHP'nin kongresine bağlanıyor. Çünkü MHP'nin kongresinden tam bir gün önce, tam da Bahçeli'nin istediği şekilde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı somut bir hareket yapmış oldu. İddianameyi ortaya koydu. İşte ona yetiştirmek, bu bile, yani bunu benim konuşuyor olmak benim içimi yakan bir şey. Bir gazeteci olarak. Yani böyle bir, bunu yaptılar demiyorum ama bunun bir ihtimal olma ihtimalini düşünüyorum. Bunu düşünebilmek bile benim içimi yakıyor ki, çünkü ben Türkiye'nin hakikaten tam demokratik, bağımsız yargıya sahip, hukukun üstünlüğünün olduğu laik bir ülke olmasını istiyorum. Aynı anayasada yazdığı gibi. Ama bunu konuşuyor olmamız aslında bunların hiçbirine uyulmadığını gösteriyor. Tabii. Bir de tabii şu var, şunu da görüyoruz. Aslında bu da parti kapatmalarda bir ilklerden biri oldu. Böylesi önemli bir parti kapatma örneğinde AK Parti'de bunu görmedik. Daha önce Saadet'in öncülü olan milli görüş çizgisindeki partilerle ilgili kapatmalarda bunu görmedik. Yine HDP'nin öncülü olan partilerle ilgili yürütülen parti kapatma davalarında da bunu görmedik. Nasıl görmedik? Başsavcılık hazırlamış iddianamesini, Anayasa Mahkemesi'ne sunmuş. Raportör uygundur kapatılmaya değildir yönünde bir görüş vermiş ama iddianamenin reddi görüşü ve bunun kabul edilmesi Anayasa Mahkemesi'nde örneği yok. Bu da çok üzücü. Neden çok üzücü? Çünkü daha, yani evet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açısından üzücü bir durum. Yargı açısından, Türkiye'nin yargı mekanizması açısından üzücü bir durum. Türkiye'nin yargısının ve kararlarının ciddiyetinin konuşulması açısından üzücü bir durum. Maalesef bunu da görmüş olduk Türkiye'de. Son 5 dakikaya giriyoruz. Önümüzdeki haftayı konuşalım isterseniz. Ha? Yani bunu konuşmaya devam edeceğiz. HDP açısından sadece, hani ben de biraz onlar peki ne yapacak ona sordum. Çok iki ayaklı bir çalışma. Biz partimizi savunacağız diyorlar. Öyle fesih tartışması, bunun için hazırlık, kongre toplamaları gerekiyor. Böyle bir şeye girmekten yana değiller. Biz sonuna kadar partiyi savunacağız. Hem kamuoyuna hem de mahkemeye savunacağız. Bunun dışında ama başka seçenek, ya kapatılırsaya hazırlanacaklar. Yeni parti olabilir, diğer partiler. Gereği neyse. O konuştuğumuz seçim mevzuatı ama değişirse ne olacak? Böyle seçenekli bir çalışma yapacaklar. Onu konuşacağız yine. Ve tabii herhalde bu güvenlik soruşturmasını, o görüşme sürecini takip edeceğiz. Evet, 6 Nisan Salı günü Genel Kurul'da bu başlayacak görüşülmeye. Orada tabii önergeler artık önemli. Yani değişiklik, AK Parti evet, değişiklik düşündüğünü yapacak mı, yapmayacak mı, yoksa gerçekten orada bir İçişleri Bakanlığı'nın talepleri mi daha mı ağır basacak? Bunu konuşacağız diyordu bu arada Yıldız. Belki de bundan daha sıkıntılı evet, bir tabloyla karşılaşacağız. Hatta iktidardan biz şunu duyduk. Nergis, hatırlıyorsun değil mi o cümleyi? Şöyle de diye bir duyum aldık. Şöyle dediler. Muhalefet İçişleri'nin isteklerini bilse bugün bu yasayı kabul eder bu haliyle, diyen oldu mecliste bize, AK Parti kulislerinde. Fakat bunu izleyeceğiz, buna bir bakacağız. Yine şuna bakacağız tabii. HDP iddianamesinin yeni haline bakacağız. Güncel haline bakacağız, ne olduğuna. Bu tartışmalar ne yazık ki devam edecek görünüyor Türkiye'de. Evet, önümüzdeki hafta bayağı hareketli olacak gibi, işte siyaset konuşacak gibiyiz. Ama tabii ekonomiyi de hiç unutmadan, çünkü ekonomi hala oturmuş bir döviz kurundan bahsetmiyoruz. Borsadaki çalkalanma devam ediyor. Ne olacak? Durdurabilecekler mi bunu, durduramayacaklar mı, bir güven verebilecekler mi piyasaya? Aslında bu da ekonomik anlamda Türkiye'nin önümüzdeki haftasını belirleyecek unsurlardan bir tanesi. Evet, bugünlük bu kadar, bu akşamlık. Türkiye hakikaten çok tartışılan bir konumda, önemli bir konumda, önemli bir coğrafi konumu var. Uluslararası ilişkiler açısından da baktığımız zaman, ama içeride de tartışma hiç bitmiyor. Biz gazetecilerin de işi bitecek gibi de görünmüyor. Önümüzdeki haftalarda daha umut verici, daha halkımızın hayatına dokunan unsurları konuşmayı, daha mutluluk verici şeyleri konuşmayı dileyerek kapatmak istiyorum. İyi akşamlar efendim.